We'll be right back. Basketçi ekranlarından herkese merhabalar. Mistikom Türkiye Basketbol Ligi'nin en kapsamlı konuşulduğu program foto altında. Ben Muhammed Canbaz. Ben Emre er Yılmaz. Yeni bir bölümle daha karşınızdayız ve başlıyoruz. Evet. Bu evet. hafta 23. haftayı geride bıraktık. Sonunda iki part şeklinde bitti ama. Evet. Iki maçı geçen hafta oynanmıştı. Altı maçı geride kalan altı maçı bu hafta enine boyuna değerlendireceğiz diyelim. Ve istersen hemen gelecek haftanın programı görselimiz ekran getirip başlangıcımızı yapalım. Haftanın ilk maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor kendi sahasında Mersin Büyükşehir Belediyesporu Geçtiğimiz haftanın programı görselimiz ekranı getirelim. Evet teşekkürler. Manisa Büyükşehir Belediyespor Spor kendi sahasında 91-86 Mersin Büyükşehir Belediyespor'u Spor'u mağlup etmeyi başardı ve liderliğini sürdürdü. Sigorta Amnet kendi sahasında galibiyetsiz tek takım Akisar karşısında zorlanmadı. 34 sayı farkla galip geldi. Beysu Konyaspor Spor kendi sahasında Akran Gemlik karşısında baştan sona bir baştan sona üstün bir oyun sergiledi ve 22 sayı farkla onlar da galip geldi. Samsun Spor deplasmanda final spora karşı son anlarında zorlansa da 78-73'lük skorla galip gelmeyi başardı. OGM Orman Spor deplasmanında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor uzatmaya giden maçta rakibini 80-78'lik skorla geçerken haftanın son maçında ise HDI Sigort Antalya Güneşi kendi sahasında Mamak Belediyesi'ni 83-76'lık skorla mağlup etti. Onlar da playoff yarışı ve ligde kalma yarışı adına çok kritik bir galibiyet elde ettiler. Diyelim puan durumu 1 görselimizi ekran getirelim. Sen bize puan durumundan bahsederken ben yine linkimizi paylaşayım. Evet puan durumunda e, yukarı çok büyük sürprizler olmadı. Herkes maçlarını kazandı ilk dörtte. O yüzden çok bir değişiklik yok. İlk dört koptu biraz ama. Evet. Orman, Mamak. Yani iki galibiyete çıkarttılar. Aralarında maç var mı hatırlamıyorum. Ee, ama zaten onlara yaklaşabilecek bir Orman var. O da çok zor gibi duruyor, doğru diyorsun. Kojiyle eksik maçlarını tamamlayarak kendini playoff potasına attı. Aynen ee, artık resmi olarak da maalesef ligimize veda etti. Bu ve... hafta resmileşti. Evet, artık ikinci kime düşecek takımı tahmin etmeye ve takip etmeye çalışacağız. Ee, onun akabinde bence Mamak kendisi açısından kötü bir mağlubiyet aldı. Daha çok aşağılara yaklaştı ama yine play-off'taki yerini kaybetmez. E, ee, Bornova'nın düşüşü sürüyor. Sezonu nasıl bitirirler gelecek onların fikstürü de biraz zordu, Öyle hatırlıyorum ben. Aynen öyle. İstersen puan durumu 2 var. Onu ekrana getirelim hemen. Ondan da bahsedelim. Evet ediyoruz. puan durumu 2. Aynen şu an ekranda. İkinci yarıda oynanan maçlar sonucu oluşan puan durumu. Emre yani iki yabancıyı, yani iki yabancı oluştuktan sonra Kocaeli'nin e, defans'taki etkinliği oyun üstünlüğüne yaradı ve kazandığı maçlarla beraber ikinci yarıda sadece bir maç kaybediyor. O da zaten e, ligin lideri. Yok Manisa'yı yendi Kocaeli. Manisa'nın tek mağlubiyeti Manisa Kocaeli'den geldi. Gerçekten yani Kocaeli, Büyükşehir Belediyesi, İbrahim Yıldırım'ın katılması, Skins'in, Corin Henry'nin takviyesiyle inanılmaz bir ikinci yarı geçiriyorlar. Yani Ligin ilk yarısını düşme hattında tamamlayan Kocaeli şu an ligin ikinci yarısının ikinci sırasında ve kendini 8. sıradan playoff attı ki şu anda 5. sırayla bile fark çok büyük değil yani. Ve çok formda olan. <laughs> yani şu an bu formu yakalamışken net olarak playoff'u tamamlamaya çalışacaklardır. En azından küme düşme sitesini yaşıyorlar 3-4 haftaya kala. Evet. Ee, şu an ondan bir kurtular, bir rahatladılar, bir derin nefes aldılar. Tabii ki yine belli olmaz ama... Ee kendi rahatlattılar kendilerini diyelim ve istiyorsan başlayalım. Kesinlikle. Diyelim ve başlayalım o zaman. Nasıl bir sırayla başlayalım dersen? istiyorsan Bizim sıralama da yapmadık. Sıralama yapmadık. Ama istediğin gibi söyle oradan. Bu başlayalım. haftanın maçları gerçekten Manisa Mersin, Final Samsun Orman, Kocaeli, Antalya Mamak. Başlamadan şunu da söyleyelim. Aynen. Üzerimizde de şu an Mamak Belediyesi'nin tişörtleri var. Atkı, forma. Sağ olsunlar Mamak Belediyesi basketbola ve değerli genel menajerleri Sayın Yunus Emre yalnız iyiydi. Bu güzel hediyeler için çok teşekkür ediyoruz. Onları da bu programda onurlandırmak için biz de Mamak ya tişörtleriyle çıktık. Sevdiğimiz hediyeler biliyorsun. Hele ki tişört olunca tadından da yemiyor hani Kesinlikle. Formalar, formalar da atkıda olsun. Özel formalar. Kesinlikle. Atkıda da ince düşünülmüş. Öyle teşekkür şey ediyoruz diyerek teşekkür başlayalım İstersen Antalya Mamak'la başlayalım mı? Olur. Sana uygun mudur? Bana uyar, hep uyar. Antalya Mamak'la başlayalım o zaman. Hediye Sigorta Antalya Güneşi kendi sahasında Mamak Belediyesini 83-76'lık skorla mağlup etti. Yani hmm. Mamak Fırtına gibi girdiği bir maçı 33 onluk skoru yakaladığı, 23 sayı öne geçtiği bir maçta yakalandı ve bir kez daha mağlup oldu. Ya biz buna alışıyoruz artık. Ben hani eskiden bir iki maçta ama şu an sürekli olmaya başladı. Çünkü maçın başında çok iyi başlıyor Mamak. Evet. E, 10-0 başladılar çok zaten. Çok yüksek be. skor yüzdesiyle başlıyor ve akabinde bir şekilde de yakalanıyor. Nerede yakalandığı önemli değil. Bu gerçi Antalya maçında çabuk yakalandı. Antalya'yı şöyle tebrik etmek lazım. O 20-23 sayı geri düştüğü sekhasta evet, ne ben. pes etti ne de acele oynadı. Hani hızlı oynamakla acele etmek <laughs> arasında fark vardır. Onlar sabırla işli 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 oyununu mama kabul ettirerek e, geri gelmeyi başardılar ve sanıyorum 3. periyodun sonunda ve son periyotta öne geçtiler ve maçı kazanmayı bildiler. Kesinlikle. Ya öyle. maçın sonu da başa baştı ama <laughs> daha az hata yapan taraf kazandı öyle söyleyeyim. Hatalar belirledi biraz. Kesinlikle öyle. Ya zaten son 3 dakikanın skoru bu arada 12'ye 2. Son 3 dakikanın skoru 12'ye 2 karşılaşmada. Ya bir kez biz Chance Comanche'nin bu karşılaşmada aslında tahmin yaparken oynayamayacağını düşünüyorduk. Sonrasında idmanlara başladığını öğrendik ama yine de maç kadrosuna tercih edilmedi. Mubariz Ali tekrardan tercih edildi ve hani tahminimiz buydu zaten. Hani Ali oynarsa Antalya Güneşi'nin pot altına karşı çok da bir şey sergileyemeyebilir. Dejan Borongak'ın yakın karşısında duramaz zaten diye düşünüyorduk ki çok da haksız çıkmadık o o günkü tahminlerimizde. Ya yani mübaşir Ali sahadayken o kadar çaylak davranıyor ki aldı her topu hani set mi dönecek? O top elindeyse şut atıyor direkt. Çünkü şey var onda işte o çaylaklığım verdiği ya skor yapmalıyım, kendimi evet. göstermeliyim, hani iyi oynamalıyım e, endişesiyle Esasında ufak bir zarar veriyor takıma. Ya savunmada zaten dediğin gibi hani 5 numarası olmasında yok denebilecek kadar. Ee, 20 dakikada bir 20. rebound'ı var bu arada bu karşılaşmada. 20 dakikada bir rebound. Yani top kayıpları da bu arada 13'e 17. Evet Böyle Mamak söylüyorum. Mamak 17 top kaybı yapmış bugün. Marlen Weal'ın 7 top kaybı var zaten. Weal'a da 12 tane faal yapıldı bu arada bu karşılaşmada. Ve şunu da söyleyeyim, yani Chance Comanche bu arada Sigorta Hamlet maçında sakatlanmıştı 5 hafta önce. Sigorta Hamlet maçını kaybettiler. Comanche sakatlandı ve tam verimli oynayamadı, o maçı kaybettiler. Sonrasında tamamen Comanchesiz oynadıkları 4 maçta da 3 yenilgisi var. Son 5 maçta da 4 mağlubiyeti var mama Ya yani Emre çünkü Maman e, oyun stillerinden biri Mylanville'ın üzerine, biri Comanche'in üzerine. Şu an Myland Will Tek başına tamamen yani ve çok kendine oynuyor şu anda. yapıyor, yani şu an skor yükünden ha, yapıyor. Evet. Takım şey. Ne var? Altı e, band, beş asist. 31 sayı. Baktığın zaman kötü değil. Tamam zorladığı pozisyonlar var ama işte Marlenville'a sahipseniz bu şeyler olacak. Hele son periyotta hiç dönmedi oyun ya. Tamamen geldi ve Marlenville birebir bir şeyler üretmeye çalıştı. Çoğu zaman üretemedi. Son periyotta biraz orada durdu açıkçası verimi açısından. İşte, işte onun durduğu yerde Comanche'nin etkinliği evet. ya da zaten sıralı oynadıkları için ikisinin de performansının ayakta kalıp Mama'nın da diğer oyuncuların daha rahat oynaması. Deniz de sakattı zaten de yok. Kansara aslan döndü Sıfır sayıyla bitirdi mücadeleyi. Öyle olunca Mamak zaten zorlandı. Ona karşın tabii ki HDEC Gort Antalya Güneşi de Kemalcan Aktunlar'ın özellikle son periyottaki kritik üçlük isabetleriyle Kayserispor'un de takımı gerçekten bence iyi yönetti bu karşılaşmada ve son haftalarda sanki daha böyle bir sağlam bir heh, olgun Casey yani biraz daha hani ne... bence de şu anda bir tık faydayı vermeye başlayan Yunus Çankaya yine uzun süre sahada kaldı tabii ki 36 dakika ama Casey Hill'in katkısı kesinlikle önemliydi. Gökhan Akkoyun'un da bu karşılaşmadaki katkısı bence yatsınamaz diyelim. Videolarımıza geçelim istersen. Olur. 10 numaralı videomuzla başlayalım. Programımızın ilk videosu olsun. 10 numaralı videomuz. Hediye Sigorta Antalya Güneşi Mamak Belediyesi maçındayız. Evet. Karşılaşmada birinci 3 3.50 varken bitimi. Bu pozisyonda Malen Villa 3 atış esnasında, 3'lük esnasında faal yapıldı ve faal çalındı. Casey Hill'in bir müdahalesi var dedik orada. Hakemin de kararı öyle. doğru. 2.45 var. Mama hücumu. Burada Marlon Will bilek mi kırdı yoksa hücum faal mi yaptı? Arkenler hücum faal dedi. <laughs> Tekrar bakalım pozisyona. Ya ben ucuz olduğunu düşünüyorum ya. Ben de sana katılıyorum. Ben temiz olduğunu temiz. düşünüyorum açıkçası. Herhangi biraz, bir düdüğe ihtiyaç olmayan bir pozisyon. Kemal Can biraz süslemiş pozisyonu diye düşünüyorum açıkçası. 1.55 var bir periyodun bitimine Burada da Kemal Can yerde kaldı. Üçlük geldi sonrasında. Hoca bir şey vermedi. Ya kaçırdıysak bilmiyorum ama bir uyarı yani en azından bir uyarı Kemal Can'a. Çünkü iki oldu şurada hani en azından. Ve yani tuttuğun oyuncu da sayı attı. Evet aynen öyle. Gerek Heh, yok yani. Hep de ona kızıyoruz ya zaten. Ya bu çok enteresan bir teknik faal pozisyonu. Önce Mustafa Erdoğan faal bekliyor. Sonrasında basket sonrası Mustafa Başlık top hakeme verdiği için teknik faaliyeti. <laughs> yani Abdullah Hoca vermiyor orada ki onun pozisyonu. Burada ya, da bence ağır bir karar yani. Ya evet. Gereksiz bir karar öyle söyleyeyim. Hatta yavaş da değil, direkt vermiş topu. Yani hmm. bence çok yazık olmuş ya. yani evet. <laughs> böyle, Bu teknik faaliyet bir pozisyon değil bence. Burada Mustafa Erdoğan potaya gitti. İki atış beklen... Yani, Mamak cephesinden yerde faal itiraz var ama Yok. Mustafa çok net adımlamış. Çok net. Bence doğru karar. İkinci periyottayız, 30 saniye varken bitimi. Vial burada potaya gitti. Kemalcan Aktunay'la pozisyonları. Burada da Kemalcan'ın... Şurada... Ellerin çekmeden önce sanki bir beline değdiriyor. Zaten sıçrayışta işte olan önce değdirdiğiniz zaman. Bence de. Burada da ikinci yarı başlarken Hediye Sigort Antalya Güneş'i teknik faal atışı kullandı. Biri, yani ilk yarı biterken Melik Kapıcı'ya teknik faal çalınmış. Hakemle konuştuktan sonra. Ama kameralar yakalayamadı. Üçüncü 8 8.50 varken. Burada Will faal bekliyor. Antalya cephesi Steps bekliyor. Ki Steps'e daha yakın bence. Evet sana katılıyorum Emre. 7.40 var ve yine aynı pozisyon. Bu sefer de Dejan Borovnyak basket sonrası topa temas ettiği için teknik faal ediyor. Yani bu ilk Mustafa'ya çalılan foul'ün artık mecburiyeti yani öyle söyleyeyim. Evet. Ama bu biraz daha Mustafa'dan şey. Evet. Bu daha yani, yakın teknik. Aynen öyle. Mi? Aynen öyle. Burada da 7.20 varken Will faal bekliyor. Bayağı da itiraz ediyor Canberk'le pozisyonları. Bakalım. Sanki bir... Ya bana girmiş gibi geldi. Çemberin evet, evet. hani şu şut menziline girmiş gibi geldi. Burada... Will shoot bekliyor yani basket faal beklerken hakemler yerde dedi. Emre yani foil alacağını anladığı için şuta kalkıyor gibi. Değil yani mi? Ben yerdeye daha yakınıyım öyle söyleyeyim. Zor bir pozisyonda. Burada artık üçüncüye oluyor ve yine Antalya Güneşi oluyor. Bence hocalar ya. bir kere çaldık abi bir de onlara çaldık. Bırakalım Hayır ikisinde de değil Antalya Güneşi'ne çaldın. Üçüncüye yine Antalya Güneşi yapıyor. Üç defa. Yani dediğin gibi hiç mi ders almadık hocam? Evet. Burada Mustafa ya da çalınması gerekiyordu o zaman yani. Ya bu bunu... da Ferhat açmış mı diyeceğim orada biraz biraz göstermiş. Süslemiş gibi. bence ya. 9-10 var son periyottayız. Burada Kemancan yerde kaldı bir kez daha. Mamak Benci'nden bir itiraz var. Kemancan da faal bekliyor. Yok ya, Yok faal yapmamış ya. bence. Evet, evet. Ve evet, Kemancan bir kez daha yerde kalmış. Burada Will potaya gitti. Ömer Sancaklı'yı gördü. Evet ya bu bu bir tane. Bence bakar mısın bence ya. Herkes ayakta her inanılmaz bir şok temas çıkardık. olacak yani. Bir spor benlik taşı Fadil Yunus Çankaya. Ya burada Marlen Vial'ı yani bayağı bir tahrik, tahrik var yani gerçekten. Yani bir de bir şey diyeceğim, bu beyincin hali ne? Tabii canım hiçbir hocamıyor hocaların hepsi çizgide. Yok Bence nasıl uyarı çıkmaz. Bu arada hocanın sportmenlik dışı kararı biraz cesur bir karar Emre. Ama bence doğru karar. Doğru Topsuz karar. oyunda ben kutluyorum hakemi de ama bence de. Bu arada mamak bence de bak ya bence bazı salonlarda bence oturmak yasak mı gerçekten? <laughs> bazı salonlarda çok göze batıyor hakemler. Hemen o yüzden panosu olmadığı için önünde şu an çok daha bariz Emre. Ama çoktu. Az önceki pozisyon çok enteresandı evet, ya. Evet evet. Çok enteresan. O kadar absürtünü görmemiştik. Az önceki de bir top kimden çıktı pozisyonuydu. Burada Kemal Can'ı çıkardılar ama Haken burada bence çok doğru bir karar verdi. Canberk'e şu an topu teslim etti tam çizginin hizasında. Ama Canberk pası vermek için bir buçuk adım falan yana attı. Açısını aç genişletti. Doğru karar bence. Ya bunun verilmediği pozisyonlar da var oluyor Aynen. yani. Gerçi bu hafta bir de Hazer Avcı'nın bir pozisyonu var. Muhtemelen yani gelecek önümüze onda da aynı karar verildi. Ama verilmediği de oluyor yani. Aynen öyle ki pozisyonlardan yaşıyoruz. Ya ben hemen linkimizi paylaşayım mı? Sen bize istersen maçtan kısaca bahset tekrardan. Olur. Ee... Instagram'dan paylaşmış olalım. İlk bölümde bunu konuşmuştuk. Mamak yine fırtına gibi başladığı bir maçı yakalanmaya nasıl denir? Yakalandı yani. Antalya Güneş'i sabırlı oynayarak kendi oyununu Mamak'a da kabul ettirerek farkı azaltıp 3. periyodu kendine attılar. İlk yarı sonucu sanıyorum 3 sayı falan fark vardı ya da 3 ya da 4 öyle hatırlıyorum. Ee, akabinde 4. periyoda kadar kafa kafaya gelen mücadeleyi 4. periyotta öne geçerek son dakikalarını çok iyi oynayarak az hata yaparak ve Mamada hataya sürükleyerek istediği skoru almayı başardı Antalya Güneş'i. Ee, Mamak Mamak'ta Komanç'e süre almadı sakatlığı sebebiyle. Muhtemelen onlar da play e, playoffları düşünerek riske etmediler diye düşünüyorum. Çünkü antrenmanlara başladığını biliyoruz. Evet bakalım önümüzdeki hafta forma girecek mi? O zaman hemen diğer videomuza devam edelim. 11 numaralı video ekranı getirelim. Maç sonunda yaşananlar. Karşılaşma son anları gerçekten çok çekişmeliydi ve son 3 dakika 10 saniyeye Mamak 3 sayı önde girmişti. Ama buradan sonra 12-2'lik bir Antalya Güneşi serisi izledik. Burada steps itiraz var Mamak'tan ama yok. Ya. Ben basketbol kararının doğru olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ben de sana katılıyorum. Nizami bir basket diyebiliriz. 74-73 Burada bir Kemal Can Aktun'a bir kez daha ya hiçbir şey yok. Ya üçüncü mü dördüncü Kaç mü? Kaç oldu ben sayamadım artık. Dört galiba iki kere dört oldu. Yani. Net dört oldu yani öncesi de vardır ve ama. Ve daha uyarı yediğini görmedik işin problem tarafı yani. Burada basketbolu kesil. Tekrardan Kemal Can'a bakıyoruz. Şurada beş. Burada yani da hiçbir şey yok. İstediyse istediyse beş yani. Ya hiçbir ne şey ya. yok yani. O ne ya? Hocam Allah aşkına uyarın ya. Ha beş kere olmaz yani olmaz bir maçta. Yani. Hiç uyarı almadan, evet. hiçbir düdük yemeden 5 kere. Ve burada Casey Hill gerçekten evet. çok zor bir üçlük. Farkı 4'e çıkardı. 7-0'lık seri geldi. Antalya Güneşinden burada sport dışı itiraz varmamaktan normal faul düdüğü çıktı. Hangisini Mustafa Erdoğan edeceğim. yaptı galiba faul? Bir numarada oyuncu. Gökhan Gökhan'ın da sol kola bir teması var gibi geliyor. Ya yani. Kontrolsüz girmişler ama Mustafa topa dokunmuş gibi geldi buradan ya. Ama Gökhan'da da bir temas var. Ya ben et, evet, ben de Mustafa'ya dikkat ettim. Burada Kemal Can Aktuna'dan kritik bir şut. isabetsiz. Mamak aldı savunma ribandı bu pozisyon sonrasında. Maçın içindeler hala fark iki sayı. Ama bahsettiğimiz üzere tamamen Vial üzerinden dönen oyunlar. Vial'ın birebirleri burada isabetsiz oldu. Casey Hill potaya gitti. Bir kez daha benzer bir set Antalya Güneşi'nden. Evet. Hey orta Antalya Güneşi'nden. Ve Kemal Can Aktuna bu sefer üçlüyü gönderdi. Mamak'ta, Mamak çabuk bir basket aradı ama burada... Gerçekten Antalya'dan çok iyi savunma Şurada geldi Şurada pası kötü vermese belki evet. Meleğin... İkinci de artık attı artık ama atmak zorunda çok zor yani bir şut oldu. Yani. Sonrasında da Edeş Sigorta, Antalya Güneş topu iyi kaçırdı rakibinden açıkçası. Burada faal yapmaya çalıştı Mamak ama bayağı geciktiler. Gerçi süre hala yeterli ama Hilde çizgiden hata yapmayınca Fark bir anda 7 sayıya kadar çıktı zaten. Maç neredeyse sonuçlanmıştı. Buralarda da zaten Kaan Saraslan da 0 sayıda tamamladı maçı. Burada top kimden çıktı pozisyon oldu son anlarda? Hakemler başta tereddüt yaşadılar ama sonradan topu Mamak'a verdiler. Marlon Will burada bir kez daha şuta gitti, yine isabeti bulamadı. Dediğimiz gibi son periyodu Will kötü oynayınca Mamak da kötü oynadı ve maçı kazanmayı başardı. Skor sigorta antalya güneşi burada da Gökhan'la Kemancan'ın sevinci gayet güzeldi ama Kemancan'ın maçı teknik faaliyette tamamlamış olması skandal diye düşünüyorum. <laughs> tebrik edelim mi o zaman? Yani tebrik edelim. <gülüyor> Tabii <laughs> ne hani. değil yani? Nedir? Pa parantez içinde ünlemle tebrik İlimcim edelim. Benim. Yani yoksa bu kadar kendini yere attıktan sonra Yani biz sonra... sevmiyoruz böyle şeyleri. Aynen ha. öyle. Yani biz hatta e, bunu yapan oyuncuları böyle göz önüne getiriyoruz ki belki hani izle... hakemlerimiz de fark eder. Fark, fark eder. etsin. Hani onlar da belki artık ya çok da abartmışım evet. ya hani yapmasak mı acaba der. Aynen öyle. Yani bunları getirme güzelliklerine kadar getiriyorsak kötü örnekleri e, kötü de, örnekleri de ki getiriyoruz ki onlara iyilere... de... aynen öyle. Evet. Vesile olsun diyelim. Maçtan bahsettik evet. Ben de bençlerin hep ayakta olduğundan zaten notumu da almıştım. Ya iki benchin de o kadar ayakta kalması o pozisyon Viola Sport Viola yani Viola Yunus Çankaya pozisyonda Sport Night dışı pozisyonda Benci'nin hareketi yani Marlon Viola savunuyorlar bildiğin orada. Ve yani Marlon Viola da biliyorlar hani evet, evet reaksiyon verebilecek Aynen teknik öyle. gol yiyebilecek bir oyuncu. Çok e, üstüne gitmişler. iyi çalışmışlar ama şunu söyleyeyim Emre yani, hani iki bench'te ayaklar dedik ama e, Mamak'ta o görüntüde sadece iki evet. aslan koç. Yok yani genel maç içinden de bahsedersek ama Antalya Güneşi Benji daha büyük. çok ayakta kaldı. yani çok. Bu kadar olması çok garibime gitti ya. Evet. Çok enteresandı. Antalya'da da e, salon değişikliği vardı bu karşılaşma için. Yine her zaman oynadıkları salonda bakım varmış. Bu salonda oynadılar. Küçük salonda bir kere. daha. Ya ışığı biraz, e, kır biraz kırıktı ama şeyi güzel. Görüntü Aa, kalitesi en azından. Bir de atmosfer daha güzel en evet, azından. Evet. Çünkü büyük salonlar dolmayınca çok kötü gözüküyor. Hani Konya'nın olsun Antalya'nın olsun. Ya Mamak ama, da mesela çok büyük bir salon mesela, oynuyor. Yani en azından böyle daha kutu gibi salonlarda daha güzel seyirciyi de görebiliyoruz. Daha güzel oluyor diyelim ve istersen sıradaki maçımıza geçelim. Sıradaki maçımıza geçelim Emre. Hangi maça geçelim? Biz bugün bunları sıralamadık. Bak bu arada da sıralayabilirdik esasında. O mi? zaman bence Manisa Mersin yapabiliriz ya da Final Samsun yapabiliriz. Hadi Final Samsun yapalım. Final Samsun'u 2 yapalım, Manisa Mersin 3 yaparız. O zaman Final Samsun maçına geçiyoruz. Final Spor Samsun Spor mücadelesindeyiz. Evet. Yani kim derdi? Hani biz der dedik gerçi de hani lig ikincisiyle lig 15.si oynuyor. Maç ortada. Dedik. Çünkü bu bu lig TV zaten enteresan bir lig de gerçekten de maç son anları 5 sayı ile bitti ama Samsun aslında ikinci yarıdaki oyunuyla nispeten daha rahat bir oyun sergiledi. Ama final son anlarda yaptıkları inanılmaz basit top kayıpları finali maçı ortak etti adeta. Ya final zaten evinde e, rakiplerine kendi oyununu kabullendirerek e, eşleşmeyi alan savunmasını iyi kullanarak e, düşük skorlu maçlara çekip maçı ortak olup gerektiğinde kazanıp ya yani gerek kazanıp kaybettiği maçları oynuyor. Bunu yine böyle bir maç oynadılar. İki maçları da kazanıyorlardı. Evet, şunu söyleyeceğim. Geçtiğimiz hafta Mamak maçında e, Jerry Smith ilk 3 periyodu kötü oynayıp son periyottaki dış şut performansıyla maçı getirmiş. Hem de adından iyi bahsettirmişti. Ee, ama orada da demiştik ilk 3 periyot kötü oynamıştı çünkü Jerry Bu maçta da bence maç genelinde kötü oynadı. Attığı kaç sayı attı? 20 Atma sayı 4, 3 rivan 20 sayının 10 mesela çalışıyor. çizgiden zaten 11 e, serbest atıştan 10'unda buldu ve Bence Jerry Smith etkisini bu maçta yine gösteremedi ve deldiği pozisyonlarda istediği yüzdeyle skor bitiremedi. Dış şutlarda istediği skor yüzdeyle bitiremedi. Dış şutta ama... Zaten 20'de 1 attılar. 20'de 1. %5 ile... Final Spor 20'de 1 ve bu sene bu sene çok gördük final Spor'dan böyle yüzdeler. Hatırlıyorsun evet. daha önce de böyle 21'de 2'ler ya da bu tarz 20'de 1'i hiç gördük mü bilmiyorum da Buna yakın şeylere rastlamıştık. Ya yani şunu söyleyeceğim. O bir, bir... Sen 20'de 1 atıyorsun. Rakibin 23'te 10 atıyor. %48. 30 sayıyı Samsun üçlükten buluyor. Sen 3 sayı buluyorsun. Ya yani şunu söyleyeceğim. E, sürü alıp da üçlük denemeyen bir Ömer Faruk Ermat bir de Jefferson var. <laughs> Yerin hepsi denedi. İyi sayıda da denedi. Olmadı. Zaten Erdem İlter attı bir şutu da. Onu da risk etmişti e, o pozisyonda. Devre biterken. İlk yarı biterken son saniye üçlüğü, maçtaki tek üçlüğü final sporum. İşte o da Erdem İlter'den geldi. Ee, yani dediğim gibi bu alan savunmasını yaptılar. Kendileri Samsun'u kendilerine doğru çektiler. Zaten düşük skorlu bir maç yani, nispeten düşük skorlu Hı. bir maç. Çok da düşük skorlu diyemeyiz. Ee, maçı ortak oldular ama maçın sonunda tabii ki tartışmalı anların bol olduğu hmm, bir var, maç. Var. Ee, onların hepsine değineceğiz. Sosyal medyadan da çok mesaj aldık bu maç özelinde. Hı -hı. Ee, değerlendirmek açısından şimdi onlara geçeceğiz. Benim diyeceklerim bunlar Gruz da tabii hani 3'lükte düşük kalmış demişken 0 ee, sayıyla bitirdi. 3'te 0 3'lük attığında. E bir de Sabahattin Can Göndür'de son haftaların uçan ismi acayip formdaydı. Hele ki 3'lük çizgisinin gerisinden inanılmaz performans sergiliyordu. Bu karşılaşmada 5'te 0 4'te 0 3'lük isabetiyle sadece 2 sayıda kaldı ki hani bir taraftan da herhalde Sabahattin'in üst üste iyi performansları sonrası ona alınan önlemler de artınca bu karşılaşmada çok zorlandı. Yani şey performans olarak arttığınız zaman hedef oyuncu haline nasıl hedef takım olunuyorsa Aynen hedef öyle. oyuncu haline geliyorsunuz ya yani şunu da söyleyelim esasında e, Samsung Spor 23 şut bulmuş ama finalde hani 20 şut bulabilmiş <laughs> onun da altını çizmek lazım Evet faal sayıları da bu arada 32 faal çalındı Samsung Spor'a ve Final Spor 42 defa çizgiye gidip 32 sayı serbest saç çizgisine buldu hani dedik ya 30 sayı üçlükten buldu Samsun 3 sayı final. Yani nasıl kompanse ettiler bunu? 32 sayıyı çizgiden bularak buna karşın Samsun Spor 12'de 8 sadece çizgini, çizgiden, serbest atış çizgisinden buldukları basketler. Diyelim istersen tartışmalı geçelim o zaman. Şunu da söyleyelim. Hatta video gelsin zaten üzerine konuşalım. Hangi videoyu getiriyoruz? 6 numaralı videomuz. Uzun bir video olacak. Tartışmalı pozisyonlar. Naim Süleymanoğlu spor salonundayız. Evet. Hemen başlarken zaten ilk videoda o olacak. Karşılaşma 24 saniye süresindeki Arıza nedeniyle yaklaşık 25 dakikalık bir gecikme ile başladı ve oyuncular belki hafif soğudu biraz uzun sürdü o problem. Burada faal bekledi İzzet Türk Yılmaz ve Samsun Spor. Yani sanki var gibi de geldi bir ama bilmiyorum. <laughs> Karışık bir pozisyon. <laughs> Karışık bir pozisyon. Karışık bir pozisyonda. Burada Jerry Smith potaya gitti. Sonrasında Marvin Jefferson'a faal çalındı. Smith de faal bekliyor. Sonrasında Marvin'e yapılan net faal de. Net faal. Bence, bence sportman dışı da değil yani. Doğru, doğru karar. Normal Komple faal. doğru karar bence. Birinç periyodun son anlarındayız. Burada, Çizgi var. Doğru. Burada Samsun bence İlker Hoca falan çok büyük itiraz ettiler. Hani... Hani gerek yok hocam. Gerek Zaten yok. çizgide bir oyuncu önce... Ya yani. belki de topu o havada bilmiyoruz bak Emre. Evet. Hani açı bizi yanıltıyor. En güzel açı hakemin açısı. Hakemin açısı yani. Hani İlker hocam sen orada ayağa bakıyor musun? Bakmıyorsun. Hoca bakıyor. Yani. Ayak yani. çizgi olabilir. de olabilir çünkü bu hani. İtiraz gerektirecek bir durum. Bence de. Değil. Gözden kaçar çünkü. Olabilir. İkinci periyottayız. 9-22 varken burada da Göktuğ'la gerçekten iyi bir mücadele. Onur Sonsur'la Marvin sonu Jefferson, Erdem İltar sıkıştırdılar. Orada en sonunda paylaşılamayan top. Ha, doğru karar. Göktuğ da steps yapmadan önce steps... ayağını iyi sabitlemiş. Evet. 8-15 varken Burada e, maç boyu Mert Gezir, Mert Ali Sert, Marvin Jefferson bu üçlü zaten çok uğraştılar. Sert, Marvin Jefferson bu üçlü zaten iyi savunmuş <laughs> ve dirseği yedirmiş yani, yani evet, kendisini. Burada da bence de hocaları tebrik edelim. Hele ki yani, yani. Te televizyon maçı olmayan bir maçta sonradan konuşarak doğruyu bulmaları için de ben kutluyorum gerçekten. Tabii o an aklımda o pasyonu hayal etmek falan. Aynen mı? öyle. Burada Erdem Pota'ya gitti. ikinci yarıdayız. Bir kez daha. Basket kararı çıktı. Ya fileye mi temas diyor yoksa panyaya mı? İzzet'in mi müdahalesi var? Hakem Jefferson'ın bir müdahalesi var. Onu Jefferson fileye dokunuyor da İzzet evet, evet. panyaya dokunuyor İzzet sanki. İzzet panya tebrik ederim. Ve dokunduysa gerçekten ben kutluyorum akşam, Bu, ya, yakalamış. Şu an dokunmuş gibi görünüyor. Evet. Tebrik edelim Hakem'i. Çok, çok iyi yakalamış. Burada da İzzet'e bir teknik faal çalındı. Aldatma yönelik hareketten dolayı. Marvin Jefferson'la pozisyonları... <laughs> ya orada zıplamaya gerek yok yani. <laughs> Zıplamasaydın olurdu evet. belki de. Ama ya, zıpladıktan sonra. Hani seni temasa da zıplatamaz yani. Ben kutluyorum hakemini. Burada bir sportmenlik dışı Zaten burada kimse de itiraz etmedi. Mert Gizir. Burada. Evet. E, Jerry Smith'in ayağına edince... Aynen öyle. Doğru karar. Üçüncü periyodun son anlarındayız. Son 30 saniye. Burada bir savunma faalü. E, bir kez daha Mert Ali Sert Marvin Jefferson. Değil mi Mert Ali? Mert Ali evet Mert Ali, Mert Ali. Mert Ali de. Yani. Ya Marvin biraz kolay mı düşmüş? Ya Mert Ali Sert'le düşüyor ama yani. Evet, <laughs> kolay iş değil. Doğru karardı ya, gibi geldi bana açıkçası. Burada gurur Baybora'nın... Burada Marvin yapacağı bir şey ama şu kalkarken sol elini görüyor musun? Evet. Yere bir basıyor, orada yere mi basıyor Mert yüzüne mi temas ediyor bilmiyoruz. Ya gerçekten dediğin Tekrar gibi... Tekrar gelecek. Bak, burada bak... Burada bir şey yok, bak şu, şu an kalkarken şey yok. sol Kal koluna dikkat edin. Aynen öyle, şu, şu an bir şey yok. Bak sol koluna... Orada kalkarken Mert sert yüzünü tutuyor. Yani yüzüne de evet yani, yani Fatih bir şey merkezi de onu itiyor. Ya o kör noktayı bilmiyoruz. Yüzüne ne yaptı? Bir şey yaptı mı? Eğer hani... yapmadıysa ağır karar. Diskalifiye çok ağır karar onu söyleyeyim. Evet direkt ya sporlanlık dışı olmaz mıydı o zaman? Aa hani Blaze diye vurduysa pozisyonu ilk biraz geri alabilir miyiz acaba? Ya yani, rejiden rica etsek pozisyonu biraz geri alabilirsek Aynen bunu kaçırmamış olalım. Bir, bir genel Çünkü... alabiliyor muyuz? Biraz daha alalım. Bence biraz daha aynen. Alalım. şunu tekrar biraz daha konuşalım. Ona tekrar geçeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz rejiye. Ya dediğim <laughs> gibi hani peki buradan bilerek bir hamle olsa diskalifiye doğru da eğer ki şöyle söyleyelim. Jefferson şurada Mertel'in yüzüne müdahalede bulunmuyorsa benim kararım Jefferson'ın atılması yanlış. Ya diskalifiye lik hayır hani yüzüne gerçekten ne yaptı bilmiyorum. Yani yüzüne bir şey yaptım mı yapmadı mı bilmiyoruz. Hani şu an mesela Mert... Yani burada Samsung genel menajer Emre Hekim de final benceni gösteriyor. Bençten gelen tepki sonrası teknik fal çaldı sanki. Ya o çok... Ya yani dediğim gibi koşuya İlk hiçbir şey yok. İlk anda çal tamam ama neden geç çalıyorsun hocam? Gerçekten enteresandı. Bu pozisyonda da Jerry Smith potaya gitti. Hücum fal çalındı ki Gökhan Aydın'a gerçekten dirseğini açtı. Görülüyor diyebiliriz. Net bir pozisyon. Burada da Fraser 5. faulünü aldı. Net for. Sağ eline Aynen teması öyle. var. Ben de ilk izlediğimde acaba mı demiştim ama Yok, çok net sağ eline teması. Bence oldu. de burada faul yapmış. Ama Fraser konuşmaya devam etti. 5 faulü de almıştı zaten ama konuştu, konuştu. Hakemler çalmadı. Yani zaten 5 faul aldı ama bence oturduktan sonra hakem teknik faulünü çaldı burada. Tabii bence oturduğu için, 5 faulle oyun dışı kaldığı için artık bence çalındı. Ya itiraz etti İlker Hoca, Emre Hoca ama hani Bence sağ yani hocam, çok niye, net hak etti yani. Yani şey söyleyeyim, hani niye itiraz ediyoruz ben onu anlamadım yani. İlker Hoca da Emre Hoca'ya... ya ge, sakin ol hocam. Sakin ol Hakikaten ki hak etti bence Fraser. Çok, çok konuştu çok çünkü. Net, çok çok şey özür dilerim, Çok net teknik faul yani. Evet yani çok konuştu yani. Burada hani çok iyi faal bu arada ya. Evet. Bomboş basket varken Teşvir'ü kenardan getirdi Samsunspor. Ee, Ercan Bayrak haftalar sonra iyi bir performans sergiledi ama son 7 maçta ilk defa bu kadar süre alıp ilk defa çift taneleri çıktığını da ee, bildirelim. Ee, biz devam, devam edelim. Biz devam ediyoruz. Bu, bu maçta ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Ben edelim. şunlardan bahsedeyim kısaca o zaman. Gökhan Aydın'ın son periyot performansı bence çok etkiliydi. 9 sayı üretti ki kritik anlarda Samsun'un farkı açmasında önemli bir etken oldu Gökhan Aydın. Son periyotta farkı yani 3 dakika kala 14 sayıya çıkarmıştı Samsun Spor ama az önce de gördüğümüz üzere yaptıkları top kayıpları finalin ön alandaki presiyle Hataya gittiler, hata yaptılar ve bir anda fark 5 sayıda sonuçlandı karşılaşma diyelim. İstersen hemen sıradaki maçımıza geçelim. Sıradaki maçımız Manisa-Mersin evet. Mersin maçı. Manisa-Mersin maçı haftanın da gerçekten en keyifli maçlarından biriydi ki haftanın da ilk mücadelesiydi. Lider Manisa kazanarak liderliğini sürdürdü. Ya sahadaki mücadele olsun, estetik olsun, e, hareketler olsun cidden çok keyifli maçtı. Ben de izlerken çok büyük keyif alarak izledim. Ee, Bol skorlu bir maç oldu. İki takımın da çok kaliteli elleri var. İkisi de Hı -hı. E, sağlam bütçeyle kurulmuş iki takım. E, gerektiği yerde iki takım da reaksiyon vermeyi bildi. Kafa kafaya giden bir maçtı. E, sonu da hemen hemen kafa kafaya bitti diyebileceğimiz maçtı. Şunu söyleyelim e, çok faal düdüğü çıktı evet. e, bu maçta. Toplam 48 faal düdüğü var. 31'i e, Mersin aleyhine, 17'si Manisa aleyhine. E, 33'e e, bu arada Manisa 33 kere çizgiye gidiyor. Evet. Mersin 16 kere çizgiye geçiyor. Sana şöyle enteresan bir bilgi vereyim. Saha içi isabetinde Manisa 27 saha içi buluyor. Mersin 33 saha içi buluyor. Ve ben çok hatırlamıyorum saha içi isabetinde geri kalıp da maçı kazanan bir takım. Ama tabii çizgi Manisa'nın 33 kere çizgiye gelmesinin büyük payı var. Orada da 26 isabet buldular. Kesinlikle öyle ki Erkin maçın başına faal problemi yaşadı Erkin Şener. Hatta yani Denizcan Çevik 3. 3 periyotta diskalifiye oldu. Jamal Legins 5 faal oyun dışı kaldı. Polat Gaya atıldı maçın sonunda. O da iki sportmanlikten. hani çok sayıda düdük, çok sayıda tartışmalı anın olduğu gerçekten keyifli bir mücadeleydi. Ve hani Manisa maçı kopardım derken bir anda Mersin inanılmaz şekilde geri döndü ve son 16 saniyeye 3 sayı geride girdiler aslında sadece. Hala maçın da içindelerdi ama neler yaşandı neler. Emre şunu söyleyeceğim e, Braylon Reyes'in son haftalarda hani az top kullandığını biz yayın dışında da aramızda konuşuyorduk. Zaten hastalık sakatlıktan Sakat. yeni döndü anca. Ya döndü. Şunu söyleyeceğim evet. Braylon Reyes'in geldiği ilk 6 maçta e, maç başına 15.6 top kullanıp 20.5 e, sayı ortalaması tutturmuş Emre. Hı hı. E, sonraki 3 maçta ise 10.6 şut kullanıp 11.6 e, sayı buluyor. Ko Koç'un değişimiyle beraber de onun biraz e, gerçi Koç'ta beraber iki maç oynadı ama rolü biraz değişti gibi ve sağlıklı kalamadı çok fazla. He, i̇ki maç oynadılar. E, ama koç çok onun e, yabancı özgürlüğü ya da bile dış Duşutuyla yaşayan bir oyuncudur. Hı hı. Ama çok kullanmamaya başladı. Bilmiyorum koç tercihi mi yoksa hastalıktan dönmesinin verdiği bir temposuzluk mu? Tabii evet. ki onu bilmiyoruz. 30 dakika süre aldı bu karşılaşmada aslında ama 10 tane. gitmiyor. Var. Yani evet. denemiyor çok. Dediğim gibi hani ilk geldiği haftalarda 15 top kullanırken şu an 10 topa düşürmüş durumda. Ve tabii de %50 bir sayısında da düşüş var. E tabii ki. Hani Mersin tabii ki hani Braylon Rayson'un düşüşüyle ama Erkin'in ön plana çıkışı, Denizcan'ın, Polat Kaya'nın, zaten Gökhan Yazıcıoğlu'nun ön, öne çıkışından bahsetmiyorum. O hep öyleydi hep zaten. Hep öndeydi. Zaten de ama Alp, Alp de hani ritimsiz ya ama Alp istediği yani... yine de diğer isimlerin ön plana yerli isimlerin ön plana çıktığını görüyorduk. Yani Denizcan... Ligin maç başına en çok üçlük isabeti bulan yerli oyuncusuydu. Bu karşılaşmada hiç giremedi. Zaten oyun dışı kaldı. Polatka'ya hiç giremedi oyuna. Ee, öyle olunca Alp'ten de yine katkı gelmedi. Çok yani 7 sayılı oynadı Alp yine bu karşılaşmada ama çok fazla yanlarına eleman isim bulamayınca da Mersin ya bu kadar üretebildi en fazla. Ya sana katılıyorum ama şunu da eklemek isterim. Ee, Erkin Şenel'in yani Braille'ın reisinin kötü performansıydı. TC yavaşlıklarının gidişinden beri evet, o e, artan bir sorumluluğu ve performansı var. Kesinlikle. İstersen videolarımıza geçelim. Olur. Zaten maçı da orada bayağı bir konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü inanılmaz videolar. Bir numaralı videomuzla başlayalım. Tartışmalı anlar mücadeledeki Manisa'da videoyu baştan alabilir miyiz? Evet bu video ortadan başladı ama. Videoyu başa sarabilirsek hemen bir numaralı videomuz. Bir numaralı videoyu başa sarabilirsek hemen. Şu an ortada. Evet. Evet. Manisa'dayız. Tarık Almış Spor Salonu'ndayız. Manisa Büyükşehir Belediyespor, Spor. Mersin Büyükşehir Belediyespor maçı. Birinci periyottayız. 5.45 varken bu pozisyona Denizcan Potay'a gitti. Tuna'nın pozisyonuna Ayakları faiz. sabit değil Tuna. bence dönmüş. Ayak, evet, Elleri, elleri, elleri ama... hareketli doğru hareketsiz vücut, ama... Vücut oynak. Ya burada da Uğurcan buna niye itiraz etti? Ya ben de itirazına anlam veriyor yani, yani net faul faul oldu faul yani bacaktan direkt gerçekten 8.50 var ikinci periyottayız. Ya burada Akın gösterdi ve hakemin tepkisi doğru. Uyarıyı yedi bu pozisyonda. Yani no, no, hiç kımıldamamış bile. Yani tertemiz olacak? bir perde. Akın burada hakemi zorlamaya ya gitmiş. Burada nasıl 3 artı 1 çıkmaz ya, ben bunu, bunu anlamadım ya. Bu 3 artı 1 budur. Ya çok enteresan Bu ya. Yani. yani hakemin gözü önündeydi aslında ama Hı. faal Hı. Dedi, çıkmadı. Çok enteresan. Yani vermek istemedi herhalde. Burada da Uğur Can ya hücum faal çalındı. Mustafa Baki görürle pozisyonlarında ya evet. açmış. kollarını yani çok Direkt böyle dengesiz gelmiş. gelmiş evet. Aynen dengesiz gelmiş. 6.30 varken ikinci periyottayız. Burada Berkay sinirli olduğu yerde kaldı. Yüzünü tuttu Berkay. Sanıyorum. Ama bir şey söyleyeyim. Bak, temas yok. Bak Polat'ın Polat değil. Polat Kaya'nın hiçbir teması Polat yok ama. Polat'ın değil Barış Çağrı. Düşerken çarpmış Galiba elimi olabilir. geldi. Tam orayı hani kamerada bu kadar yakalamış ama. Burada mı sabah görü yerde kaldı Cemal Higgins'le pozisyonlarında. Higgins de rakibini kaldırdı zaten. Sonrasında da Manisa Bencin'e sanıyorum teknik ya, faal çalındı. Şunu da söylemeden edemeyeceğim. E, Manisa'daki kameraman o kadar zoom yapıyor ki bazen kaçıyor, bazen faolleri falan kaçırıyoruz. Burada niye teknik faol verildi bilmiyoruz mesela. Evet. sanıyorum dedim ben de zaten hakikaten. Burada Polatkaya çok itiraz etti. Ya <laughs> faol. Faul çalındı o pozisyonda. Bilmiyorum hani ya, temas var gibi geldi bana. Eline miydi, topa mıydı bilemiyoruz tabii burada. Ama ya, bu sağ bu Burada Mustafa görür neye itiraz etti. Ya Mustafa abi bazen İtiraz. Ya doğru. bu ne? sportmenlik dışı faul. Çok dengesiz ya. ve sert yani. Ya. Kalk diyor da niye kalk hmm. abi? Odamızı biliyorsun çarpmadı mı sana çantamanda sen tadın hmm. mı? Gerçekten mı? çok net. Bu pozisyonda sportmenlik dışı faul beklentisi vardı ki çalındı. Çalındı ama e, önce burada pozisyon. beklediler. Burada da çalınabilirdi bu arada. Buna çalındı. Buna çalındı. Bura buna da çalınırdı yani. <laughs> buna devam ediyordu ama zaten çaldılar. İkinci evet, pozisyona evet. çaldılar yani. Evet, doğru evet. karar. Doğru karar. Burada burada da Recep <laughs> doğru söz. <laughs> Burada teknik faul gerekmez mi? Uyarı yedi. E çünkü... Maçın sonunda Polatkaya bundan teknik faul Çünkü hoca topu verirken çizgiyi zaten gösteriyor. Evet. Ya bunun anlamı da çizgiye basma veya müdahale etmedir. Burada da Jamie Leggins'e dikkatle bakalım. Evet. 9.33 varken Higgins kamp alana girdi. Ve şurada bak sen çıkmaya çalışırken Andy Williams'ın çıkartmadı resmen. Aa, teknik mi diyorsun hocam? He? Çok iyi Bunu hareket. Düşünüldü mü diyorsun? Ama burada Kemler nasıl fark etmedi? Jamal Higgins şu an... Yaklaşık 20 20 33'de başladı. 9 33ten beri orada. Ve en son rebound'u da aldı ve çıktı. Yani 19 saniye bütün hücum boyunca boyalı alandaydı. Ha. Hani hücumdaki 3 saniyeler göze çalınıyor artık göze batıyor ama savunma 3 saniyeleri de artık çalınsın ya. Mesela bu da net foul. Ya bu nasıl uyarı yer? <laughs> yani uyarı yer sonra da konuştuğu için teknik yedi ama. Teknik doğru. Ama nasıl uyarı yer bu pozisyonda? Bu net foul hocam elini saklamış olması folyo yapmadan anlamına gelmez. Ya bir de bu flop ya kendini atmak değil bu pozisyon. Hocam düştü zaten adam. Nasıl uyarı çalınır şu pozisyona? Ya... Hocam yapmayın canınızı yiyeyim ya. Ya uyarı değil ya. Uyarı değil ya. Çalma yani. en azından. Temasla düştü de hani bir yani. şey oldu da ama sonrasında Denizcan'a orada akabinde. teknik. Hemen akabinde. akabinde. aynen. Orada teknik yedi. Burada hmm. da sport benlik dışı çalındı. Diz oldu. Bu arada bu karar doğru. Yani doğru karar Fatih Ya Hareketi sürdürmüş. O teknik gibi. de doğruydu çünkü konuşmaması lazım evet. ama karar %1 milyon yanlış. Evet ya. ya yani nasıl uyarı çalınır o pozisyona nasıl ya. Nasıl çalınır ya. Devam ediyoruz. Tabi Denizcan çeviksiz kaldılar. Burada Akın Kandemir galiba evet konuştuğu için teknik faaliydi. Çünkü pozisyonu hakem bir şey çalmamıştı normalde. Konuştuğu için bu teknik faaliydi. Bu Denizcan'ın atılmasından bir dakika sonra falan. Evet. Yani bu hoca Denizcan'a da konuştuğu Burada için vermişti. Burada ne oldu? Evet göremedik yine dediğin yani evet. ama. Çok zoom yaptılar göremiyoruz çoğu evet. şeyi ya. 4-25 var. 3. -3 periyottayız. Burada hücum faul dedi çıktı. Mustafa Bakgür. sport Sportmenlik dışı faul bekliyor. Hayır canım. Sportmenlik dışı faul değil yani. Değil ama değil. bence zor. hücum faul kararı Çünkü Doğru Nizami yani. kollarını kullanırken eline gelmiş abi. Evet. Bir dirsek falan vurmamış bilinçli olarak. Burada da zor bir pozisyon. Hegins'ten mi çıktı Mustafa Bak görürden mi çıktı? Bana Hegins'ten gibi gelmişti ama tekrarına bakalım. Burada itirazı var Mustafa Bak görürün. Ya yani sanki Hegins'ten çıkmış gibi, gibi geldi bana. Ya, ya. bana ilk de, de Hegins'ten gelmişti. Bana Şu da, da Hegins gibi, gibi geldi. Gibi geldi. İki buçuk dakika varken son periodu. Bunu evet sen dedin ama ya bana bu steps gibi gelmiyor ortak ya. Bir şey söyleyeceğim ya. Şu an sabit ayağı. Şu an bak. Ya nasıl gelmiyor hocam? Topuk, burun, bana, topuk, burun geri gidiyor ya. Yani. Bana yine temiz geldi. Editlerken geldi. de dedim hani ama bence <laughs> temiz diye bu pozisyon. Burada top kimden çıktı derseniz Gökhan Yazıcıoğlu'ndan çıkmış gibi duruyor bence. Evet, de. Evet. Bence doğru karardı. Burada fast break'teyiz. Mersin fast break. Evet, Tolga Kağan birer yerde kaldı. Ali Tuncer'le aralarındaki pozisyon sonrasında da Berkay hücumu durdurdu Polata yaptığı faulle. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Tolga Ali Tuncer'in sezon içerisinde böyle sıkıntılı faulleri var. Yani Ki... Ali Tuncer şu net dirsek evet, sportmenlik dışı. dışı Çok ne sportmenlik dışı faul bence. Çok defansına koşan adamın önüne kırıp daha önce de Ege Demire dirsek yapmıştı. Ege Demire yaptı. Bruce Messi Junior'a da yapmıştı. Bu kuatları çok var zaten. Ya şu artık. da sportmenlik dışı olabilir bu arada. Çünkü çok sert vuruyor. Hmm. Bak hani topa belki niyet yok da duruyor da kola vuruyor. Bu evet. da sportmenlik dışı olabilir. Kaan yerde diye foil yapıyor muhtemelen. Evet. Ben ona ama, o yönden çok odaklanmamıştım ama burada da Mersin'den büyük itiraz geldi. Top kimden çıktı? yönelik. Çok bariz şekilde Manisa Manisa'lılardan şey, çıkıyor Emre. Şimdi tekrar ekrana gelecek zaten. Tolga Kağan birerden mi çıktı? Son anda bir temas oldu mu? Bu arada yine e, kameraman abimiz zoom yaptı diye uf, biz bunun netini kaçırmış olabiliriz. Sadece burası var öncesi yok. Evet, öncesi yok da son ya direkt Tolga Kağan bir yerden çıkmış gibi ben, gözüküyor şu görüntüden. Ya, biz öyle gördük. Son periyottayız. Burada da bak bu arada Barış Can kan topa hakeme verdi. Basketbol. Yani çünkü bu olur yani. Eline düşmüş top. Yani Watkins kolay bırakmış bence. Ama Barış'ın da kolları sanki bir tık açık, bir tık açık, açık mı evet. Burada da hücum faal çıktı. Barış Can Özkan'la Watkins'in pozisyonu Ali Tuncer'e Doğru. hücum faal çalındı. Doğru. Net. Evet, kalça vuruyor çünkü. Ben öyle yorumladım. Hafif ama etkili. Etki. <laughs> etkili. Burada da hakemler faal düdüğü çıkardılar. Polat Kaya'ya çalındı. Ya da yok Polat'a çalınmadı bence bu pozisyon. Ya ben bence Ali oldu, Tuncer'e çalındı. Polat'a olduğunu... değil. Zaten Polat'a çalındıysa süresi yok, yanlış. Bence Ali Tuncer'e Çok çaldılar. Geç kaldırıyor elini çünkü. Bence Ali'ye çaldılar o pozisyonu. Burada sport benlik dışı faal çıktı. Karan. Alp Karahan'la Berkay Karan. sinirli oldu. Berkay'ı da yani tutabilen aşk olsun zaten değil mi? Berkay'dı. Rudranır mı Yoksa Recep sonra? doğru söz müydü? Yok Berkay, Berkay. Berkay'dı değil mi? Aha, Berkay. Burada Alp'in bayağı bir itirazı oldu. Sonrasında da burada bence yanlış görmediysem teknik faal çalındı. Bence mi koça mı? Yani şu an topla hiçbir alakan yok. Evet Alp. Yani Top sol elde aslında sanki dokunuyormuş of, gibi yani, değil. şu emre. an bir şey ben değil mi? Bir, evet dokunuyormuş gibi geldi. Şu mi? an şu açıdan bana... Değilmiş gibi geldi ha? Bak mesela şu an şu bana daha... Bak iki, son getirdiğinde topa temas ediyor gibi geldi bana. Ve bir teknik faal daha yedi bu arada bench. Bu pozisyon sonrasında. Bir teknik faal daha. Hatta ya, Okan Hoca da, da... Okan Hoca da kızıyor yani. Bence hocam kızıyor. Hocam böyle 1-2, 1-2, 1-2 maçı kaybediyorsunuz isteği. Yani yok hocam bu yok, değil, yani. bu temiz. Yok yok, tamam tamam. Bu da yok. Bu, temiz. bu da temiz. Normal faal yani normal faal. <laughs> <laughs> yani çok enteresan pozisyonlar yaşandı gerçekten. Yani 5-25 varken son periyottayız. Peki buna ne demeli? Ya bu Abi, sportmenlik oğlu sportmenlik. Bu ne sportmenlik dışı hocam? Şu an Mustafa Baki'nin gülüşü o iyi sportmenlikten yırtık gülüşü bak. O da ben topa dokundum şey, diyor da, ama ya bu açıdan ya hocam ne top mop bırak, Bu top, açıdan ya. sol eline indirmiş gibi duruyor yani. sportmenlik kolunu. dışı foul bu. Mustafa çıkmadı Afiyet yani çıkmadı bu pozisyonda gerçekten. Burada da ne? Bu Manisa'dan da spor, sportmenlik dışı faul itirazı tahtlı, var. Çünkü omzuna bu indiriyor yani. Şuraya bakar mısın? Net omuzuna hmm. indiriyor yani. Evet. Bence bir şey diyeyim bu top, da çıkabilirmiş. Top yukarıda kolumuzda. omuzda. Fekine karşı kalıyor. Evet. masum ama sonradan dediğin gibi. Cemal Eginsin eli ee, ve Bu da Cemal Eginsin 5 faal oyun dışı kaldı pozisyon. Yok ya. ya. Akın'ın şey bu arada uyarısı var. Bence burada Akın'a teknik faal çalmalıydı. Tabii canım, yani. net. Yani. ve Cemal Eginsin 5 faal oyun dışı kaldı. Son 3,5 dakikada oynayamadı. Ve maç ee, kafa, kafa kafaya kafaya Ne kadar kritik bir pozisyon. Burada Fatih Cantiz yerde kaldı. Doğru karar. Bu arada Fatih Cantiz'e cidden tebrik ediyorum. Bu, bu, bu maçta... maçta kendini hiç atmadı. Peki sence doğru mu? Doğru. Ayaklar hareketli mi değil Ama mi? Ama sonunda konduruyor ve darbe alıyor gibi hissettim ben. Ya yani öyle gördüm ya. Bana hani ilk izlediğimde çok net kararmış gibi geldi. Sonradan baktığımda ayaklar acaba hareketli miydi? <laughs> Çünkü adım adım tam Alpin koşu yoluna doğru ilerliyor ve tam adımlarını ayarlarken Alp çarpıyor. Yani ben açıkçası böyle hani uç uça yani. Ama. Net %100 doğru karar diyemeyeceğim. %100 hücum faal demiyorum açıkçası. Ya ben çok da %70'e falan yakın yakınım yani. Ben 51 49'dayım. Hatta yani bilmiyorum. Ama tekrar altını çizmek istiyorum ya. Çünkü biz Fatih Can seninle de beraber konuşuruz. Evet bu karşılaşmada neyse ki ya. Neyse çok, ki çok yani. Çok seviyoruz Fatih Can Bir de hani onu geçtiğimiz yıllarını biliyoruz. Hani bu onun huyu olan bir oyuncu değil. Çok güçlü bir oyuncu. Onu düşüremezler bir kere. Geçtiğimiz öyle. yıllarda bunu biliyoruz ama bu yıl çok kendini atıyordu. Şu maçta yapmadığı cidden çok mutlu Tek pozisyonu yani. bu gördüğümüz Tek kadarıyla. Pozisyonu yani. bu Tek da pozisyonu da hani bu da net atmadığı çok net darbe var. Darbe, darbe var. Oysa de değilse de çok evet, net darbe hani şey var. Evet şey demiyorum yani. ben zaten kendini yere atma değil. Öyle ya var. savunma faali ya hücum faali evet, bu hani Yoksa başka bir tartışması yok. O zaman iki numaralı videomuzu hemen ekrana getirelim. Maç sonunda yaşananlar. Karşılaşmanın sonunda Mersin ekibi rakibini yakaladı iyice. Ve neredeyse kazanabilirlerdi de. Son 2-45. Cemal'e gitsiz tabii ki bu ara Mersin Burada Racing'in asistinde Gökhan Yazıcıoğlu basketi buluyor. Fark 4'e indi burada. 81-77 oldu. Aslında skorboarda yazılmadı değil mi? Basket oldu bu arada oldu, orada. Oldu Burada bir faul düdüğü. Evet şimdi yazıldı. Mustafa Baki görürre. Çizgide hata yapmadı o da. Nefis bir maç çıkardı. 19 sayıyla. Ya müthiş formda bu arada. Ligin ikinci yarısını harika oynuyor gerçekten. İlk yarı sakatlık nedeniyle çok iyi oynayamamıştı. Burada Racing'den net bir şekilde dengeyi kaybettikten sonra evet. kendisinden çıkmış ya, top. Hata net. 83-77 son 2 dakikaya giriyoruz. Burada Watkins potaya gidiyor. Bir faal düdüğü. Burada başka bir düdük çıkar mıydı? Ee, yani yok ya. Hani topa niyet var ama topa... yetişememiş var. yani. Hani. Evet bu açıdan o kadar bence de doğru kararmış gibi gözüküyor açıkçası. Sonrasında burada top kimden çıktı? Evet Mersin'e verdi hakemler. Doğru karardı bence. Alp potaya gitti. Dışarı gördü burada Erkin'den. Çok zor bir üçlük gerçekten uzaklardan. Erkin Şenel. O da 12 on, sayı. 13'te 5'te oynadı. Bu Burada da Fatih Can Titiz ile Alp Karahan'ın pozisyonuna faal çalındı. Fatih burada çizgide ilk atışında isabeti buldu. İkinci de hata yaptı. İkide bir ayrıldı. Mustafa Baki görüyor ama aldı son hücum Ama hakemler topu Mersin'e verdi sonrasında. Bayağı da bir itiraz var. Burada Manisa'dan. Yani çok, sanki, çok zor pozisyon evet bu evet ya. ya. Erkin'den çıkmışa daha yakın gibi. Çok zor pozisyon. Ben ne dedilerse şu an saygı duyacağım. Yani çok zor bizim, pozisyon. Evet. Net, net bir şey diyemeyiz. Evet. Kesin diyemeyiz. Burada Erkin de Watkins'in pozisyonunda faul çalındı Erkin Şenel'e. Ya bu biraz da uzakta kaldı tabii o pozisyon ama Watkins çizgi hata yapmadı çizgide. Ya son bölümde çok sayıda sayısını zaten basket basket bulamadı Manisa kolay kolay. Tamamen çizgiden ürettiler skorlarını zaten. Baksana fark 8 artık maç bitmiş dersin değil mi? Son 40 saniye. Top Manisa'da fark 8 sayı. Ama bitmedi. Watkins burada genelde bunu sokuyordu işte Watkins. Sokuyordu. şimdi çekiyordu yani. 88-80 kaçırdı. Fastbreak'te burada Alp bomboş zaten. Üçlüğü buldu. Fark 5'e indi. Son 26.4 saniye kala. Burada top oyuna sokarken Polat kaya'ya teknik faal çalındı ve müsabaka görüntü katı Görüntü var mı? Şundan dolayı işte ayağını çizgi değdi yani, yani Recep de doğru sözün uyarı yediği Hı -hı. pozisyon Polat'a teknik oldu bu sefer işte. Herhalde orada uyarı oldu. Burada hani onun uyarısı artık teknik bütün şey oyuna geçerli. Bütün, bir uyarı bütün oyunculara geçerli evet. bir olay var. Ondan dolayı 89-83 sonrası atışlar sonrası Braylon Racing farkı 3'e indirdi. Son 16.4 saniye. Maç ortada ama burada Mersin faul yapamadı bir türlü. Yaklaşık 7 saniye falan gitti burada. Ve günün yani zaten yıldız isimlerine Mustafa Bakır çizgiden bir kez daha hata yapmadı. Fark 5 sayı girdiler son anlara. Burada top kimden çıktı pozisyon oldu? Koray burada kutlayalım. Kutlayalım. Ne olursa olsun evet. kritik bir an. Evet. Yani kritik bir an kendisinden çıktığını tamam, söyledi. Şurada 3 olduğu zaman işin rengini değişir yani. Aynen yani öyle. Çok şey yapmaz ama olsun. Ama Racing kaçırdığı Fatih Can aldı savunma bir ve Manisa Büyükşehir Belediyespor gerçekten çok kritik bir maç kazandı. Gökhan Yazıcıoğlu'nun 14'te 10 %71 sağ içi isabetiyle oynadığını ee, 21 sayı 10 rebound 3 asist. Bir, Jamel, bir yok. Jamel Higgins de kusursuz oynuyordu bir top kaybı yaptı. 6'da 6. Sağ içi. Sağ 4'te 4, içi 4 içi. serbest içi. satış. 16 sayı, 6 rebound, 4 asist, 4, 4 top çok, çalma, tüm. 1 blok, 30 verimlilik puan. Muhteşem. Damga vurdu gerçekten. Ve son 3,5 dakikayı Higgins'iz oynadılar. Pozisyonu izledik az önce. Evet ve e, Higgins'in de karşısında Williamson'ın da 6'da 6 sağ içi isabetiyle oynadığını da unutmayalım. Evet. Ama ya yani ben o faal düdüğüne bir takıldım. O 3,5 dakika kala kritik. Çok, çok kritik. Çok bilmiyorum. kritik ve e, sonucu hafif de etki eder yani. Evet. Hafif de iyi, bayağı etki eder yani. Sonuçta Cemal Higgins'iz oynuyor. Mersin. Evet, kesinlikle yani çok önemli. Ya, o kritik bir hataymış bence. Cidim. Diyelim bence bir de üçüncü üç ne oldu? Görselimiz var. Onu ekrana getirelim. Manisa Büyükşehir E-spor. Evet, evet. Yeni Mutlu. transfer yaptı. Üçüncü yabancıyı aldılar. Jack Pagan Cobb Manisa ekibinin yeni yabancısı, yani üçüncü yabancısı. Ya şöyle söyleyeyim, geri kalan maçlarda ben forma giyeceğini düşünmüyorum açıkçası. Sen ne diyorsun? Ya ben de ee, sadece yüzlerine baktım çünkü bundan önce gelen yabancıların ee, videoları izlediğinizde zaten uçan kaçan videoları konuluyor. Önemli olan TBL'de ne göstereceğidir. Bilmiyoruz belki de istatistiklerin dışında bu da uçan kaçan bir oyuncu olur ama istatistiklere bakarsak Manisa bütçesinde bir takımın e, şu an 3. yabancıyı getirmesinde ya acaba play kalmayalım tabii düşüncesi bir sakatlık, vardır da bir hastalık olursa hani yabancılarda hemen bir yerine doldurma Yani cepte biri kalsın diyedir yani. Çünkü böyle bir sükse yaratacak ya da yok öyle bir bir şöyle değil. bir oyuncu geldi denecek Şu, bahsedeyim hemen kısaca yani. 97 donlu 1.90 boyunda Amerikalı Jack Pagenkopf ve bu sezon Belçika'da 9 maça çıkıyor 9 sayı ortalama ile oynamış geçen sezon Almanya 2. liginde 28 maçta süre alıyor 32 dakikada 15 sayı 4 rivant, 5 asist %46 ikilik %33'lük %71 serbest atış hani hmm. yani combo guard diyebileceğimiz hani daha çok iki oynayabilecek belki 1 iki oynayabilecek bir adam hani reboundlara destek olan ama dediğim gibi şu an tıkır tıkır işleyen bir düzen var Manisa Büyükşehir Belediyespor'da. Yani ben 7 maçta bir yani hastalık, sakatlık olmadığı müddetçe Pagan Kofun süre alacağını düşünmüyorum. Hastalık ve sakatlık olmadığı sürece de böyle çok bariz cepte göreceği bir maçta belki denerler. Onun dışında riske etmezler yani. Yine de bu hatayı zamanda yapanlar oldu hani. Evet evet Fethiye yapmıştı. Fethiye yapmıştı 2 önce. Yani hiç gerek yok bence. Bir hastalık evet. sakatlık olmadı müddetçe bence hiç gerek yok. Hayırlı olsun diyelim Hayırlı tabii olsun. ki. Jack Pagankoff'a da hoş geldin diyelim TBL'ye. O zaman sıradaki maçımıza geçelim. Orman Kocaeli maçı evet. haliyle. dördüncü maçımız OGM Orman Spor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor. Haftanın uzatmaya giden tek maçı. Normal süresi 71-71'lik eşitlikle sonuçlandı. Kocaeli ekibi son 8 maçta 7. galibiyetini aldı. Yani inanılmaz oynuyorlar gerçekten. Ya şunu söyleyeyim. Kocaeli kağıt skinsin de gelmesiyle esasında defans e, hattının çok güçlendiği ve kurguyu oturtturduğu takımlara zor anlar yaşattığı aşikar. Bunun yerine de Corin Henry'i ekleyip skor yükünü de e, alan bir takım haline geldiler. Tabii ki İbrahim Yıldırım, e, 18 sayı. Orsan Kızıl Eren Beyaz'ın skora katkı Eren yapması. Eren Beyaz 3 maçtır değil mi? Ya yani 3-4 maçtır. Şu an maçtır. çok bilmiyorum. net x faktör. Kesinlikle. Müthiş çok net yani. yani. Hani Bençten gelerek. E, muhtemelen rakiplerin hesaba katmadığı o 7-8 sayı Eren Beyaz'dan geliyor. Tabi Sertan Sarı 6'da 0 ile oynadı. E, onun da düşüşü neye bağlıyorum bilmiyorum sen var mı bir fikrin ama. Evet bu. Özellikle yayın gerisinden üçlükte bayağı yüzdesi de düştü. Çok iyiydi. Yani evet. çok iyiydi yani. Hani, e, absürt bir istatistik yakalamıştı. Onu kaybetti. Kendi olarak da düştü. Evet, yine 3 uzun başladılar aslında maça bu arada. Sertan, e, Oğuzhan ve Skins de evet. başladılar. Buna karşın o Game Orman Spor'da Fırat Töz, Kerem Özel ve Bruce Messi Junior başladı. 3 kısa 3 uzun. 3 kısa 3 uzun. Messi'yi savunmada Oğuzhan savundu. Hücumda Messi, Sertan Sarı'yı tuttu hani bir karışıklık hani bir aslında bir farklılık taktik Taktik savaşı mı diyeyim? Aynen taktik savaşı. Kim karla çıktı dersen maçın başında Kocaeli karlı çıktı aslında. Ve maçı sonrasında 3 uzuna çok fazla dönmedik Kocaeli. Hani çünkü Mert'i attılar sahaya fena yani en azından savunmada katkısını verdi. İbrahim Yıldırım'ı kullandılar o şekilde. Ama maçın en sonunda da 3 uzunla maçı kazandılar belki de uzatmalarda. Tekrardan zorunluluktan İbrahim'in sakatlanmasıyla uzatma periyodunda tekrar üç uzuna döndüler ve belki de o şekilde maçı kazandılar. Ya Emre maçın sonu zaten çok keyifli. Muhtemelen sen ona değineceksin. Ee, Kocaeli yakaladığı fast break'te maçı bitirebilecekken evet. 3'e 1'de o topu kaçırıp maçın tekrardan ortak olması, o gemi bu arada tebrik etmek lazım. Zor bir geri dönüş yaptı. 5 ya. sayıyı yani eritmeleri bir kere Berkay'ın foylu. Çok dengeli kaçırması, akabinde alınan revantla bitirilen, uzatmaya götürülen maç çok önemli. Tabi Koryneri'nin serbest atışlarda yaptığı hatalar evet. biraz e, sıkıntı yarattı. Bir tane de herhalde İbrahim Yıldırım'ın çok kritik bir e, şeyi var. Kaçan serbest atışı. Aynen. O da onları şey yap. Cihan'ın, özür diliyorum. Cihan Amasyal'ın. Aynen e, Farkı herhalde 6'lara çıkarabilecekken orada 5'te kalıyor ve geri dönüyor. İyi. Ya şöyle söyleyeyim ben de ikinci periyotta 30-23'lük skor yakalamıştı OGM Orman Spor. Sonrasında ise Kocaeli Kağıt Spor'un fırtınasını izledik adeta. İkinci periyotta 30-23'ü gören maç 3. periyotta bitime 2 dakika varken 43-59. Yani 36'ya 13. Farkı 16 sayıya kadar çıkardı ya Kocaeli Kağıt Ama sonrasında zaten OGM Ormanspor'un adım adım, adım adım, adım adım geri dönüşünü ne? gördük. Ve hatta son periyoda 16 sayı farkla girildi. 11 sayı farkla girildi ama son 1 dakikası kala 3-3 periyodda fark 16 sayıydı. Oradaki 1-1,5 dakikalık sekans, son periyodun başına 1,5 dakikalık sekans 3 dakikada 10-0 yakaladı OGM Ormanspor ve tekrardan maçın içine dahil oldu açıkçası. E, şunu söyleyeyim, Brady Siggins ile e, yine sağa açı isabeti yaptı. 14'te 10. domine etti. Kaç, domine 40, etti. 42 verimli puan Emre. Canavar. 24 sayı, 21 rebound. Daha savunmada bu kadar etkin olup o gücü nasıl topluyorsun bir de hücumda maçta bir de bir şutta soktu. Orta mesafeye geri çekilerek neler soktu neler yani. inanılmaz İnanılmaz oynadı ya. İnanılmaz oynadı Brady Skins. Rakip Ogem Orman Spor'da da tabii Endogi de ikinci periyotta bitime 7-40 varken sakatlandı. Ve bir daha da oyuna girmedi yanlış hatırlamıyorsam. Tabii onun eksikliğini yaşadılar. Yani Yiğit Baran Sarıkaya, Berkay Genç ve Murat Atar üçlüsüyle pot altını domin yani domine etmeye çalıştılar ama rakip de Koceli Kağıt Spor. Ya Sertan Sarı, şey işte, Oğuzhan Kızıl, Brady Skins, Eren Beyaz gibi şu anda ligin en formda ekiplerinden uzun ekiplerinden birine sahipler ki zorlandılar açıkçası o konuda da. Normal e, o, şeyi de söyleyeyim. O gemi orman 30 kere çizgiye gitti. Bunların 12'sinden isabet alamadı. 18 isabet aldı. Kocaeli 17 kere gidip sadece Hı -hı. 3 tane kaçırdılar. Top kayıplarında e, 7'ye 13 OGM Orman üstünlüğü var. Top çalma da 7'ye 3 yine OGM Orman'ın üstünlüğü var. Evet. O zaman istersen videolarımıza geçelim. Of. Tartışmalı anları, normal süresi uzatması bu bayağı bir videomuz var bu maçta. 7 numaralı videomuzu ekran getirelim. OGM Orman Spor, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor maçında gözümüze takılan tartışmalı pozisyonlar. Birinci periyottayız. 3.45 varken bitimi. Skins burada şutunu denedi. Bruce Messi Junior yerde kaldı. Neden yerde kaldı? Bir faal var mıydı? Yok. Yani yine neden yerde kaldı diye sorarsan yine kendini atıyor. Ah Messi'cim hiçbir ah şey mescim, yok gerçekten. Ah yani lig bitti. Burada da sen değişmedin. Savunma faali çaldılar ama Sertansarı bence itirazında çok haklı. Bakalım tekrar. O benim elime vurdu diyor ki bakar mısın? <laughs> çok doğru. <laughs> çok net. Ya Berkay Sertan'a teması oluşturmuş. Yani Sertan hiçbir şey yapmamış bence. Ve bu da Endo Gide'nin sakatlandığı pozisyon. Rebound aldıktan sonra o gide hem çizgiye düşüyor ve ufak bir temas alıp yani sakatla ne tam bilmiyorum ama sekerek kenara geldi. Geçmiş olsun dileyelim. Tabii ki bakalım durumu da ne kadar ciddi bu hafta Yok oynayacak mı? Yoksa var. sadece bu maç için miydi? Bakalım ne olacak? Burada Kocaeli Benci'nden bir basket itirazı var. Sedat Ali Karagül'le. Teması var ama. Oo. Aa, bence Çemberin üstündeyken. Çemberin üstündeyken. üstündeyken. Bence basket kararı ben, çıkmalıydı diye. Ben de sana katılıyorum. Ve burada evet, Kocaeli ekibinin 3 saniye itirazı var. 5-47 miydi? 48, 48 miydi? 48 kendi. Burada basket oldu. Burada Kocaeli oyuncuları 3 saniyeyi işaret ediyorlar. Yani haksız değiller. Evet. yani. Doğru. Yani kamp kurulmamış ama haksız, İyi, da evet, haksız da değilsiniz. Evet haksız da değilsiniz. Burada Corin yerde kaldı. 3'ün fal kararı çıktı. Corin de olağan şüphelilerden kesinlikle. Tekrar bakalım. Ya biraz da omuzla Ya evet bir bir, acık bir, bir güç yani basketbol oynuyoruz yani. yani. Biraz da kaldı mi Henry çok kolay bırakıyor kendini ya. Ama şeyin de e, Burada, anıldı galiba pozisyonu. Ki, evet. O da biraz sert bir omuz gösteriyor. Mesela bu da omuzunu hafif çıkarıyor. Bence doğru karar Yine Yine hafif, hafif, hafif ama, bir etkili mi? Yine değil mi? Ya omuzu çıkarıyor yani. Hani... Burada da Oğuzhan Kızıl'la Yiğit Baran Sarıkaya'nın pozisyonu. Önce burada bir... Sonrasında Yiğit Baran'ın koluna bak. Oğuzhan'ı kolundan tuttu o pozisyonda açıkçası. Hmm. O da bir enteresandı. İlk pozisyon temiz ama ikinci pozisyon sportmenlik bile çıkabilirdi bence. Ona bakalım. Burada da Fileye temas itirazı geldi Orman Spor Beyinci'nden ama Hakemler çalmadılar Fileye o pozisyonu. Çok önceden temas ediyor ama. Toptan önce yani. Bunu daha önceki pozisyonla maçlarda da konuşmuştuk hmm. programlarda. Burada Skinsle ile Yiğit Baran Sarıkaya'nın pozisyonu hücum faal ediliyor çıktı. Burada çok güzel bir evet. mücadele. Yiğit de iyi koymuş vücudu ama şurayı anlayamadım yani. Yani Yiğit Baran'ın düşüşleri biraz sıkıntılı. Evet. Ben açıkçası pozisyonu anlayamıyorum. Öyle bir düşüyor ki. <laughs> Şu an dirsek mi yedin? Var varsa, mı? Kafamın çarptı. Bu da enteresan bir pozisyon. Neyse devam edelim. Cihan Amasyalı Berkay Genç. Cihan ısrarına devam ediyor Cihan Amasyalı Berkay Genç le. Bak senden çıktı. Bak şöyle çıktı, şöyle çıktı, şöyle çıktı. Söyle yoksa kalkmam. En sonunda Berkay Genç diyor ki, abi galiba benden çıktı. <laughs> Adam çok vardı <üzran gülüyor> Ve Vardım hakem mi? de diyor ki, hey, tamam Berkan topu kocaya Çok enteresan edelim. bir pozisyondu. Konuşarak doğru yani bir doğruya varıldı herhalde. <laughs> nasıl üç hakem oturup şey orada karar veriyor? İki <laughs> önce karar vermiş. Burada Skins faal yapmadığını iddia etti. Yani bayağı şaşırdı düdüğü ama enteresandı bilmiyorum. Bakalım. Burada faal düdüğü çıktı. Gördün hani nereden çıktı? Hiza olarak. Ama hakem Henry oraya geçti. Oyunu başlatırken ben buradaki hakemimizi kutluyorum. Hocam Bu şey yarı evet, sahada yapıldı. Nazar değmesin Ben bu hocayı canlı da izledim. Beğeniyorum ya. Yani bu... bu kararı veren hocam ben beğeniyorum Kutluyorum yani. çünkü hani önemli bir hata olurdu yani. abi. Adam onu evet. yakaladı yani. Çok iyi yakalamış. Tebrik Bence kutlayalım. tarçma alanlarımız devam edecek zaten. 8 numaralı videomuzu ekrana getirelim. Şimdi de normal sürenin sonundayız. Yaşanan her şey ekranlarda olacak. Evet OGB Orman Spor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor maçında normal sürede son iki dakika 67-63 Kocaeli üstünlüğü varken kritik bir hücum. Buradan basketi çıkarsa belki ümitleri sona erecekti ama çıkaramadı Corinne Henry buradan. Sedat Ali Karagülen'in erken şutu, Oğuzhan Kızıl'ın bloğu. Ya şurada Oğuzhan Kızıl, Corin Henry ve Cihan Amasyalı'nın fast bu şut girse... Aynen öyle. Burada da itiraz geldi. Bak. Bakalım ne olmuş? Sedat'ın Panya'ya müdahalesi var mı? Bana yok gibi geldi açıkçası. Burada da çizgiye basmadan bence Berkay topu evet. kurtarmış açıkçası. Burada Korin Henry bir kez daha kendini yere bıraktı. Ve hakemler <laughs> savunma <gülüyor> faalini çablar. Şey. Hiçbir şey yok ya. Var ya. mı ya? Ben sana katılıyorum. <laughs> Bu arada Kocaeli şu sekansta üst üste yaptığı follerle Oge Orman'ı çizgiye getirdi. Aynen öyle. Burada İbrahim Yıldırım zor bir şuta gitti. İsabetsiz oldu. 67-65. Messi çabuk bir baskete gitti Messi ama... normalde şu, şu anlarda şu topu sokardı. Evet. Son anları iyi oynayamadı o orman adına. Messi kaçırdı. Üzerine faal yaptılar. Kocaeli hücumu devam ediyordu. Cihan Amasyalı süre dolmak üzereyken. Ya şu var ya şu im, yani imdat anında gol evet. çekiniz oldu. Burada büyük bir itiraz var. Yok ya yani bence kurtardı. Tekrar bakacağız. Sonrasında Corin Henry topu burada süreyi eritmeye çalışıyor bir taraftan da. Burada İbrahim Yıldırım'ı gördü. Ve 3 evet, atış çok çalındı. Net, çok net. Niye itiraz ediyorsun abi? 3 atış, atış çalındı. Şimdi tekrar önce şu pozisyona bakalım. Yok bak sola ya hala sabit ve elinden topu sonunda, atıp sola yani kaldırıyor. atmış ya. Ben de şimdi açıkçası o görüşte... Şu net canım. Üst üst vücuduna temas ediyor yani. Şuraya bak zaten düşünden anlayacaksın bak. Üst vücuda temas ettikten sonra vücut geri gidiyor Emre. Var mı gerçekten? Bana bak bu. Ya ben çok net. Ben, de... ben hiç tereddüt etmedim ya. Hatta bir iki kere izledim. Hiç tereddüt ben etmedim. Ben hala yani. çok şeyi de göremedim. Bilmiyorum. Enteresandı ya açıkçası burada da bir evet kameraman, kameraman skandalı açıkçası. <laughs> Haftaya damgasını vurdu bu maçtaki kameraman. Maçtaki önemli şeylerin çoğunu göremedik. Kusura bakmayın gerçekten. Bu basket mesela bu kadar görebildik. Bir, Ge de, iki, bir de, iki, artı biri var Berkay'ın. Asıl o nasıl kaçar zaten. 70-67. Burada Cihan Amasyalı'ya faal yapıldı. Bu arada yani kameranın açısı bu maçta. Düşünseniz şu an pota kılpayı gözüküyor. Kılpayı. İkide bir bahsettiğim İkide bir buydu. Geldi. Ya düşünsene son Evet bu pozisyonda. Ah, şurada ne oldu? Kim Ne yaptı? oldu? Berkay Genç nasıl bir 2 artı 1 buldu? 2 artı 1 buldu. Yok artı bir buldu. Berkay Genç. Topu. Ha, El aldılar? Aldılar? Evet. Çaldılar mı? Hiçbirini göremedik maalesef. Neyse burayı kaçırmadı kameraman Şurada en azından. Şurada şansı yağlar gitti yani. Ve Sedat Ali de yani nefis ya. Şurada Hocam Sedat Ali'nin hakkını verelim ama... Berkay çok iyi kaçırmış değil mi? Berkay değil. Yiğit Baran Sarıkaya'nın Yiğit Bar Bir de şey Skins'in üzerinden alıyor Emre. Evet. Skins'ten almak Burada kolay değildir Burada da son top Henry'e geldi ama isabetsiz oldu. Tekrar bakalım. Bu arada Kocaeli'nin buradaki 3 uzuna dönmeme tercihini nasıl buluyorsun? Rebound'da hmm. İbrahim Yıldırım'la kalmışlar. Ama yine de Skins'in adamı. Evet ama yine yani de... Yani orada mesela Gianna ee, Mastial'ı Berkay'ı kapatacak muhtemelen. Diğer oyuncu da diğer iki oyuncu da diğer oyuncular alacak. Orada Brady Skins'in üzerinden oluyor Emre. Yine de yani 3 uzuna dönülebilir miydi açıkçası? Dönülebilirdi problem ben değil de ona, ama 3 de evet, uzuna ama dönse de ki. o pozisyonda o 3. uzun olmayacaktı yani. Çünkü zaten o Berkay'ı kapatmak zorunda. Belki Eren, Beyazı, Eren Beyaz, Beyaz sağda olsaydı işler başka olacaktı ama hani en azından bak sağda açısından. Berkay'ı tutmaz mıydı diyorsun? Bilmiyorum. O Belli pozisyon olmaz. hatası olurdu. Ama da. şeyde ekrana Hata yapsaydı olurdu bak. <laughs> şeyde ekrana gelecek şimdi tekrardan çünkü. Uzatma periyodunda yaşananlar. 9 numarayı ekrana getirelim. Hani dedim mi İbrahim'in sakatlığı sonrası 3 uzuna dönüldü. Belki de maç o şekilde geldi diye. Şimdi de uzatma periyodundayız. Evet. 2-15 var uzatmada maçın bitimine. 74-73. Kocaeli üstünlüğü varken Burada enteresan bir pozisyon ve biz bir kez daha ne olduğunu bilmiyoruz. Burada Ormanspor BNC'nin sportlendik Sport dışı itirazı da var ama kameraman burayı da kaçırdı. Ne yaşandı bilmiyoruz. Yani biz öncesini yorumlayalım. Öncesi de Şurayı. tuhaf bir pozisyon. Burada şey, o, bu nasıl? Bu bildiğin spor. Corin Henry Sedat'ı çekip... Şey, bir şey söyleyeceğim bak Corin Henry mi çekiyor? Corin Henry omuzdan çekiyor ama Sedat da kolu kolu... Ya hocam birine ver. Önce Sonra da ben ayağını kaldırıyor Emre. Gördün mü o pasiyonu? Aa bir de kesmek için. E, tabi tabi. Ama önce üç, Henry bence. hani. Yani üç tane sportmanlık dışı var orada. Hangisini verirsen hocam. Ya hiç verilmemesi enteresandı gerçekten. Sedat 2 de bir ayrıldı. Sonrasında top kimden çıktı? Messi'nin bu üçlük folyo yaptığında da yaptığı, evet. da yaptığı aynı tepki burada da yaptı. aynı tepki. Ne uyarı görüyor ne teknik folyo yani. Burada da bu arada itiraz sonrası karar değişti. E, ne o net Bruce çıkmış gibi geldi Emre. Aa bence Mert'ten Mertten Mert. çıkmış gibi geldi bana bir, da bir şu an. Bir el geliyor orada. Ve yani hakemler kararı değiştirdiler sonrasında. İtiraz sonrası mı tekrar kendileri arasında konuştular mı ama bu da senin bahsettiğin şut aslında. Messi bu şutları Sen burada farklı. Burada isabeti buldu. Eren Beyaz burada çok iyi oynadı. Skins'i gördü. O dışarı İbrahim Yıldırım'ı ve İbrahim Yıldırım... Ya ya kendini buldu. Hoca elinde kendini buldu. Bakalım inşallah sakatlığı ciddi değildir. Bu pozisyonda sakatlandı çünkü. Aman aman. Şükür bir şey yok gibi görünüyor. Ya geliyor. burada da benciden bayağı bir itiraz geldi ama ya pozisyona tekrar baktığımızda açıkçası yani faul oldu bence içerisinde bir foil, ne? Tekrar bakalım. Oo. Oh. Yani %100 foul. Ya yani Messi bunu almış hocam. Aynen. Yani yapacak bir şey yok. İbrahim devam edemedi bu arada oynattan Pot altında bak şu anda. Hı, hı. Ama net folyo. Oyun evet, evet. Zeki oyuncu folyo diyorum ben. Oo. Aynen öyle. Burada da Eren Beyaz. Üç aynı, da. Deminki setin aynı Emre. Burada evet. skins'e vermedi. Kendi bitirdi. Ve 3 uzun şu anda bak. <laughs> Eren Beyaz'ı oyuna sürdü hoca. İbrahim sakatlanınca. Burada da Bruce Messi bu sefer kaçırdı. Skins aldı savunma rebound'unu. Kocaeli burada topu kaçırırken evet Henry'e folyo yaptılar. Corey Henry bir kez daha hata yaptı çizgide. 2-1 ile ayrıldı. Bu da kaçsa bu arada tekrar edilecekti. Yani baya evet, herkes içeri girmiş. Ve son 15 saniye. Fark 2. Top Orman Spor'da. Her şey olabilirdi. Bu Messi burada oh oh top, top sevdası mı? Benzer bir pozisyon. şu da gitti. Olmadı. Sonrasında orada neler oldu ama Eren Beyaz işte bahsettim yani bahsettiğim buydu. Korin Henry de topu attı yalnız ileri. Aynen öyle. Gol olmasın süre geçti. Neler yaşandı burada bakarsanız. Bak yani şu Üç. an potu altında Kocaeli ekibine bakar mısın? 3'e 1. Eren Beyaz, Oğuzhan Kızıl. Kuleli. Öyle bir kaplamışlar ki oradaki savunma bir rebound'a asla izin vermediler. Hani bahsettiğim buydu. Belki de burada 3 uzunla rebound'ı aldılar ve bu sefer maçı kazandılar. Evet. Kocaeli ekibini kutlayalım. Gerçekten inanılmaz formdalar. Bu haftada da Mamak Büyüdesi'ni konuk edecekler. Bakalım nasıl olacak. Onu da şu söylemiş olalım bu arada. Bu hafta oynayacakları maç da Darıca Spor Salonu'na alınmış. Kocaeli ekibinin maçlarını yaptığı iki salonda da bu hafta bir organizasyon var. Püş ve Darıca Spor Salonu'nda oynayacaklar. Zaten Şehir mi? merkezine 50-55 kilometre uzaklıkta bir salon. Zaten basketbol öyle bir şey ki hocam. Değil mi? Yani ne varmış acaba yani? Bilmiyorum. Yani ne varmış da bir tane ana salonu <laughs> başka bir etkinliğe verdiniz. Sonra vereceğiniz ikinci salonda da başka bir etkinlik koydunuz. Onu da attınız. Üçüncü. Yani demek ki bir tane de olsa Maçı oynatmayacaklar yani. ya Kusura bakmayın arkadaşlar. Hani bizim de bir lig maçımız var falan filan yok yani. Evet. Abi basketbol çok enteresan bir spor. Ne olsa ilk zarar gören basketbol oluyor. Çok şaşırıyorum ya. Kesinlikle. Pst, i̇çimi dökmüş kendim. edelim. O sıradaki maçımıza geçelim istersen. Evet. Beşinci maçımız. Sondan ikinci maçımız Konya gemliğe geçelim diyorum ben. Konya gemlik maçına geçelim. Beysu Konya Spor Akran gemliği 90-68'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Ya baştan sona Konya üstünlüğüyle geçen bir maçtı. Aynen öyle. Ee, maç yumuşak bir maçtı. Kimse maçı zorlamadı. Evet. Yani düşünün ki Semih Hoca bile teknik folyemedi. Yani <laughs> keyifli maçtı hani gerginliğin de olmadığı evet. ama işte tam mücadelenin de çok üst seviyede olmadığı bir maçtı. Ya yani verebileceğim top çalmalarda yine de gemliğin üstünlüğü vardı. 12'ye 4 bir üstünlük saldılar. Evet. Asistlerde 18 top kaybı var. top kaybı var bu arada Konya'nın bir kez daha. Evet. Ya yani. Konya çok hedef maçlarda ben istediği sonucu alabileceğini artık o umudumu kaybetmeye başladım. Yani isterse her şey olur. Bak geçtiğimiz yılda muhteşem bir örnek var. Semt 77 Mersin Spor savunma hattını sezon boyunca kötü kurguladı, kötü oynadı ama play-off'ta değişti. play, -off'ta play şey savunmayı bir oturturdu gitti Süper Lig'e. Ya yani bu örnek aslında herkese bir umut olabilir. <laughs> ee, ama senin geçen hafta dediğin gibi hani savunma anlamında e, koçun savunma koçu olması ve biz bunun etkilerini görüyor muyuz? Görmüyoruz. Top kayıpları çok yüksek, Can altın kaybettiler. Evet ya yani büyük ihtimalle se sezonu normal kapat sezonu kapatmış. Play-off'ta yani, yani, belki. Ya yani, çok sanma. Şöyle, bel sakatlığı varmış evet. ve ciddiymişti. Yani bel başka bir şeye benzemiyor yani. Hani burun kırığı değil ne bileyim başka bir şey değil Heh, bel çok gibi. farklı bir şey. Dönse yani. bile nasıl döner ha. ama normal sezonda kesin yok. Ya playoff'ta belki hani Konya ilerler yarı final final yaparsa hani düşünsene Haziran'da maç oynanacak. Gerçekçi belki, olalım mı? Belki Tamam sen matematiksel olarak hep bir ihtimal bırakmak istiyorsun evet. <laughs> ama e, Konya bence geri kalan kısmına can altın tığdan katkı alamaz. Can altın tığsız bir takımdı. 2-3 maç oynadı. Şanssızlık bir hani Şans, yerli transferi bitmek üzereyken çok önemli bir isim getirdiler. Hani Ki çok da doğru hamle. Aynen öyle. Belki seçenekleri vardı. Can tağa gittiler. Büyük talihsizlik. Yani şu anda Bilsizlik. yurt içi transfer sezonu kapandı. Yurt dışından yerli oyuncu hala alabilirsiniz ama, ama o da kim var zaten? 7 insana kadardı yanlış hatırlamıyorsam bu yani arada. Kim, kim var? Evet çok yani Erdem İlter mesela en önemli isimlerden biriydi. Final Finalspor büyük iş yaptı. Büyük iş yaptı. Kesinlikle öyle karşılaşmada. Ya şun kısaca maçtan şöyle bahsedelim. Videoya geçeriz zaten. Tayfun Elülkü'nün er gerçekten sorumluluk aldı. Matt Morgan'ın skorda da oyunda da açıkçası çok fazla sorumluluk da almadı. Geri planda kaldı bir maçtı. Ama Mehmet Özcan olsun, Tayfun Elülkü er olsun ve Konya Spor etkili bir oyun oynadı. Özellikle ikinci periyottaki atat oyunu hani sen atayım ben atayım ben atayım sen atayım oyunu tamamen Konya'nın iş, işine yaradı. Çünkü daha e, dışı sokabilen kaliteli eller Aynen Konya'da öyle. var. Hani mesela e, Hani önder'in de çok şutuna kaldılar. Önder 10'da 3 içi isabetiyle oynadı. Şöyle bir şey söyleyeyim. Konya Spor 12 oyuncu vardı. Kadro'da 11'ine süre verdi ve onundan skor buldu. Kendileri açısından önemliydi ama tabii ki maç e, skoru da rahatladıktan sonra diğer oyuncularına süre Ne hatırlatabiliyor. Önemli maçta bu rotasyonu denemiş olsa çok daha büyük iş olabilirdi. E, Gemlik'te yine dediğim gibi skoru rahatlığıyla 11 oyuncu ile gelmişlerdi. 11'de e, süre alabildi. Onu söyleyeyim dikkat. 24'te ki... 3-3'lük sabit akran gemlik. Buna karşın Spor'da 26'da 12 bir kez daha %46. Evet, %46 12 bir aynen öyle. Üstünlük Engin Hoca da maç sonrası yaptığı açıklamalarda zaten hani şöyle demiş. Hani ya biz gerçekten şut sokan bir takımız. Hani salon değişti ama biz her yerde şut sokmaya devam ediyoruz. Savunmayı da düzeltmemiz lazım ama biz her yerde şutumuzu sokacağız ki diyor. Hani çünkü gerçekten ya, şuna... skor yönünden 118 sonrası 90'lar yani emme, hep geziyorlar şu anda. Tayfun Mehmet Özdağ'ın ee, geçen mi? Hı, yerlerden. Hayır, dışı tata, Hı, Can Özcan. tabii ki. E, Hazer Avcı atar mı atar. Hı -hı. Bu ara çok denemiyor ama yapar yani Konya'nın zaten dış atması lazım yani. yani bu takım dışut evet. atsın diye kurulmuş bir takım zaten yani. Ki Met Morgan'ın 6 sayıda kaldığı bir günden bahsediyorsun. Günden bahsediyorsun ve bu e, saydığım yerler hepsi net ceza şutu olan Hatta yani el üstü şutları da hepsinin olan hani Can Özcan geçen yıl Samsun'da kaç maç kurtardı tek başına evet. son anlarda yani e, zaten e, Tayfun hat, Elülkü Tayfun Elülkü Ha, ha keza. keza yani umut geçen geçen yıla göre muhteşem bir sıçrayış göstermiş durumda. Geçen yılda da öyle atıyordu, kaçıyordu diyemeyiz ama bu Hı, sene çok net atıyor. Yani e, hatta bazen en güvenilir el oluyor sahada yani. Onu da tebrik etmek lazım. Kesinlikle. Beysu Konya da zaten son 5 maçtır 82 sayı üzerinde üretiyor ki hani iyi bir ortalama yakaladılar. Akran Gemlik'te ise hani Dernal Talat Altun Bey, Ege Demir, Önder Atun çift tanelerde skor üretti. Ama başka kimse gelemedi. Yani Yiğit Karalar, Kıvanç Çöl, hani Egemen Usta bunlardan birilerinin de biraz parladığı 7-8 sayılar bir iki şut soktuğu gün Gemlik kazanabiliyor tabii ki. E bir 90 sayı yemişken de zaten hani Yetişmeleri yani mümkün değildi bu karşılaşmada. Dünyayı kazanması için kendi oyun disiplinini, kendi oyun e, anlayışını sahada rakibe kabul ettirmek zorunda. Yüksek skorlu maçlar gemliğe yaramaz. Aynen öyle. Onu söyle. Videomuza geçelim evet. bence. 5 numaralı videomuzu ekrana getirelim. Karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonlar. Evet, Konya'dayız. Selçuk Üniversitesi Spor Salonuydu. Evet, oradayız. Yeni salon burası. Yani daha doğrusu Konya Spor için bu sezon için yeni bir salon. Ben yani çok haz etmedim bu salondan bu Birinci arada. Birinci periyotta 4-20 varken yani Burada faul çıktı ya. Yok ya. Yani kime çalındı Be bilmiyorum da. Yani. Burada Dernal Ayıcı'nın 3 atışına faul, üçlük atış. faul çalındı. O birdi biraz girmiş Çenbere mi? Çembere girmiş ama şey de çok kötü gösterdi. göstermiş e ya. Eşte de değil mi? Çok kötü gösterdi. <laughs> yani. Değil öyle. diye geliyor yani. Evet. <laughs> <laughs> Birinci periyottayız. Ya burada da enteresan bir pozisyon. Burada evet, mı? bu bayağı Talat'ın dizinden çıktı gibi geldi bana. Ya faul çalmayalım Talat'ta ama tamam Talat'a da verelim, verelim. olmuş. Enteresan bir dedik olmuş ya bence. Burada da derneği yiyecek hücum faal yani. Hücum faal yaptırdı. Yok ya. O Ogbi'ydi. Ya bence biraz göstermiş ya. Biraz yani. Burada Sportman Dışı faal diyor çıktı. Ya Sportman İlk Dışı faal. Ben de bunun tekrar bakalım ama. Ya tamamen hani. Önünü Dikine koşan bir Önder. Yatay koşan bir Can Özcan. Tak diye. Hızlı hücum kesme faulü. Ben doğru karar olduğunu düşünüyorum. Ben evet de. evet. İkinci periyottayız. 6-15 varken bitime Önder gitti potaya. Tayfun yerde kaldı. Savunma faal çıktı. Ayaklara bakalım. Tayfun'un ayakları yani. zaten oynuyor. Doğru karar. Doğru karar kesinlikle. Bu da enteresan. 4-12 varken burada hücum faal düdüğü çıktı. Tayfun Erol Bakalım. Önder'le pozisyonları. Doğru karar. Önder de gayet bence dozunda bu sene dozunda göstermiş yani gayet. Ve faal çalınıp. Burada savunma faali çıktı Can Özcan'a. Ya ne yalan söyleyeyim. Evet canım. Aa şey ayaklar söyleyeyim. varmış bu arada. Ayaklar ben var de. ama eli de zaten araya sokuyor Öyle ya. mi? Ben evet. yani elden temiz olduğunu düşünmüştüm ama ayaklara bakınca tekrar şey yaptım. Mesela Kararım şuna bakalım. Burada e hiçbir şey yok. Konya yani. bencinden de bir hani uyarı itirazı var ki bence çıkabilirdi. Evet. Bence de çı çık. çıkmalıydı biraz? yani. Şu an bu deneme bir şey yok. Entire şey maç içinde de ya. bu pozisyonlardan yaptı. Burada doğru karar. Aydın Seyni, Aydın bak şimdi Cengiz Aydın geldi. Kıvanç Çöl galiba. Evet işte o. Evet son hamle. Doğru karar yani. Tamam, Belki kesinlikle... yarım dairenin içinde ama dirsek var. Dirsek, dirsek var. Bu da değil mi? Top çıkmamıştı evet. sanki ya. Bu topu net Hatta kurtarıyor. şu an çek yani çizgiye top da düşmedi. Mordor da çizgiye şey basmadı Hiçbir bence. Şey yok. Oyun devam etmeliydi. Yani bu da bu, bu keşke blok olsaydı ama yani <laughs> inanılmaz yükseldi ama <laughs> doğru karar. Panye'ye de çarpıyor Aydın'ın topu önce, önce Panye'ye çarpıyor. Panyaya. Ama müthiş yükseldi ya. Ve burada bir kez daha Ege Demir. <laughs> Yine önce Panye'ye değil mi? Ege bu sene kaç tane böyle atmıştır? Yani her var maç iki he? buçuk vuruyor neredeyse. Bir dört tane, iki <laughs> buçuk tane de böyle gidiyor herhalde. Burada sportmenlik çıkar mıydı ki? Yiğit Karalar'ın pozisyonu. Biraz maçın herhalde ya son maç anları olunca. Son anları bir de çok da şöyle söyleyeyim. Maçta hiç sertlik yoktu. Evet. Hakemler de zaten. çok odaklanamamış olabilir. yani Rahat mı maç Aynen öyle. Şunu ekrana getirelim. 12 numaralı görselimiz var. Maç hakkında değil ama bunu da ekrana getirmiş olalım. Ve Skonya bu karşılaşmaya belki bu maçlık bilmiyoruz ama Otizmin, otizmin farkındayız sloganıyla Sobe Vakfı ile bir işbirliğiyle çıkmışlar bu karşılaşmaya sponsor olarak. Biz de onları kutlayalım. Bu Çok güzel. Harika iş. Aynen öyle. Bir maçlık mı bilmiyorum. Hani Dünya Otizmliler Günü'ydü. Hı -hı. Otizm Farkındalık Günü'ydü. 21 Mart. Belki o, o sebeptendir ama gerçekten güzel bir hareketle ekrana getirmiş olalım dedi. Tebrik edelim. Yani ince düşünülmüş. Kim düşündüyse yani takım genel menajerini tebrik edelim. Aynen öyle. Tebrikler diyelim. İstersen son maçımıza geçelim hemen. Geçelim. Sigortamnet Akisar maçı. Son maçımız. Haftanın en rahat maçıydı. 99-65 Sigortam.net galip geldi. Akisar deplasmanda açıkçası pek varlık gösteremedi. Ya yani Şunu söyleyeceğim. Bir kere ee, Sigortam.net kendi istediği oyunu tamamıyla sergiledi. Zaten sezon boyunca da Akisar'ın evet. iyi bir e, savunma yapmadığını defalarca söyledik. Onlar da bu maçta beraber net şekilde havlu atmış evet, oldular. Evet düşmeleri kesinleşti. Yani eşit. şunu söyleyeceğim. E, i̇şte 99'lu Berkay Bayar'ın... Ee, 8'de 7 sağ içi isabeti var. 6 oyuncu çift tanelerde. 6 oyuncu çift tanelerde. Yani çok konuşabileceğimiz bir şey yok. Kesinlikle öyle ya bu yani. karşılaşma adına. de. Yani üçlüklerde bir kez daha skor tam çok etkiliydi. %46 ile oynadı. Akisar 26'da 4 isabet bulduk sadece. Ya dediğimiz üzere baştan sona hani Akisar kendi sahasında yine de bir, yani son haftalarda bir karakter koyuyor ortaya ama deplasmanlarda birazcık bu maçadan hani artık motivasyon biraz düşük gelmişti. Ya yani normal ya normal artık yani evet. yapabilecek Ya bakalım iç sahada en azından şunu söyleyeyim. Taraftarlarına ben. bir galibiyet hediye Şunu söyleyeyim edebilecekler hocam. Mi? E, çok talihsiz bir sezondu onlar için. Hani yani lig tarihinin en güzel küme düşen takımı olabilir. Olabilir. En güzel ama en kötü düşeni yani. Evet işte. Hani yani şu 23'te 0 çok kötü. Bu kadar iyi oynayabilir hani, 23'te 0. Evet. tam, <laughs> yani. tam olarak bu e, şunu söyleyeceğim artık küme düşüldü. Herhangi bir baskı yok. Herhangi bir stres yok. Mücadelelerinden dolayı aksarı tebrik edelim. Yapacak bir şey yok. Belki yönetimsel hatalar. Belki başka türlü hatalar. Belki şanssızlıklar. Belki maddi kriz bilemiyoruz. Ben evet. çok içini bilmiyorum. Bundan sonra kalan maçlarda onlar da artık keyif için, spor için, belki gelecek yıldır kontratlarını yatırmak yani, evet, için oynayacaklar. Eğer bir zaten maddi sorun yoksa kendilerini yine verebileceklerdir maça ama daha rahat olacaklar. Bence asıl şimdi Akisar'dan korkulmalı. Bakalım. Bak çünkü ya kaybederse korkusu vardı ve elleri ayakta şu an kaybetseler de da şey şu an tamamıyla kendi işlerini artık zevk olarak yapacaklar. Şu an Akisar'dan korkulmalı. O zaman videomuzu getirelim. 4 numaralı videomuz tartışmalı anlar. Çok fazla tartışmalı pozisyon da yoktu evet. ama gözümüze takılanları derledik. Evet. Bu arada sigorta de kamera açısı değişmiş mi? Yok. Yok, 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 değişmiyor. yok ya. Ama şu tribünleri mi çok göstermiyorlardı? Bir bana farklı geldi açıkçası Cebeci Spor Kompleksi bu hafta. Bilmiyorum. Burada bir benlik dışı olabilir miydi? Ya sanki hakemler de biraz artık maça ya, çok Evet, evet. Hakemler de. Çok şey yapmamışlar ki çık bence çıkmalıydı yani açıkçası. Burada Bakış'ın pozisyonu ya var. Faul var mı yani sence? Ya yani sıçrıyor oyuncuyu arkadan temas ediyor ya. Yani. Bilmiyorum artık onun hmm. faul oluyor, mu? olmuyor mu? Burada da kolum oluyor ama Eren Ocak Türk Özgür Şahin bir kez az sportmenlik yani, dışı faul. Ne doğru? Yok ya topa da. Burada biraz daha niyet var gibi ama. Can Özcan'ınkine benziyor ama bence ya. Az önce başta. Can Özcan'ınki hızlıydı. Gerçi o biraz çok daha hızlıydı. Da... Evet. Ama çıkabilirdi açıkçası. Yani doğru kararda. Burada Ramazan Tekin'in ellerini indiriyor bence. Ama Kemal faul çalmadı bu pozisyonda. Topak Isar'a verdiler. Burada bir 3 saniye düdüğü çıktı. Ramazan Tekin 1.36'da içerideydi. Burada pası aldı ve 3 saniye düdüğü çıktı. 1.31. Ya yani doğru çok karar. Doğru karar ama bunu ama tutturamazsınız hocam standartını yani. Evet ya. Yani... Yok ya olmaz ya. Anca 4. bir hakem olursa <laughs> sadece o işi Aynen. yapan. İşte diyorum ya inşallah savunma 3 saniyeleri de artık göze çarpar. Evet. Hep hücuma çalınıyor yani. Cemal Higgins'in pozisyonunu gördük 19 saniye. Bakalım soğumaya ne zaman çalınacak Buna bir dikkat edelim ha. Ya bu da faal değil ya. Yok canım. Ya yok yani. Ya, çok iyi bir savunma yani. Ne yapsın adam yani? Adam iri Ramazan <laughs> Tekin yani hiçbir şey yok bence. Bu da maçın sonunda. Rakim Bakız hala sahadaydı maçın sonunda bu arada. Çok fazla süre almayan oyuncularla birlikte burada da smacı Normal zaten yani bu maçta bile ya insan <laughs> bir oynar ya. Ben 12 yaz... sayı 3 mantıki asistle oynadı ya. 9'da 4. <laughs> Yapma. Hadi. Bırak ya bu Yok ben Buckles'ı değilim. Yok, olamazsın zaten. Basketbolu bilen adamsın. Buckles'la <laughs> ne işin var senin? O zaman maçlarımızı tamamladık. Şimdi neyin vakti? En güzel hareketlerin vakti. Evet. Mysticom, Türkiye Basketbol Ligi'nde. 23. haftanın en güzel hareketleri. Bu hafta o kadar güzeldi ki. 20 güzel hareket belirledik. Harika. Maşallah, maşallah. 20 numarada Akran Gemlik'ten Kıvanç Çöyleke Demir ikilisi var. Burada pot altından top oyuna soktuktan sonra Kuvanç'tan harika bir asist. Ege Demir çok güçlü bitiriyor smaçlar. Gösterişli. Maçlar. Kesinlikle öyle. Kuvanç'tan da gerçekten çok şık bir asist. Top sektikten sonra Panya'yı de geçti Emre. 19 numarada Mersin Büyükşehir Belediyespor'dan Camel Higgins zaten listeye damga vuran isimlerden. Çok Burada Tolga Kağan bir ara basket izni vermiyor Camel Higgins. Bak Yere sekip tekrar sıçıyor. Çok önemli. 18 numarada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor'dan Corin Henry İbrahim Yıldırım ikilisi. Devre biterken gerçekten çok hızlı bir hızlı hücum. Burada 3 saniye vardı Henry'deyken top. Nefis çıkardı İbrahim elinden topu. Çok iyi bir Çok düzgün. Aynen öyle. 17 numaradan Mamak Belediyesi'nden Mahallem Bill burada Mustafa Baştürk'ü pazara pazarı oh, gönderiyor. Oh, oh, beni oh. 3 artı 1. Mahallem Bill. Bunu yapar. Bunu yapar. Nefis bir hareket. 3 +1 Doğru 1 karar vardı arada 3 artı 1. Aynen evet. öyle. 16 numarada Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan evet, Mustafa Baki görür. Gökhan Yazıcıoğlu'nu o da çarşı pazara gönderdi bu pozisyonda. Sonraki hırsı da. Sevinç, nefis zaten. Ama burada harika bir fake ya. Arkasında yüzü varmış gibi Emre arkadan gelen oyuncuyu sezmek. Nefis bir fake. Hırsı da gerçekten çok iyiydi. 15 numarada Samsunspor'dan Ceylan Friday. Ertem İltere burada gerçekten arkadan çok iyi bir blok. 14 numarada Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor'tan Deontay Watkins, Andre Williams'ın ikilisi. O pas oh, nasıl harika geçti? Harika pas. Pas nasıl geçti oradan? 3 oyuncunun arasından harika, harika bir pas. Ve da tek elle süslemiş pozisyonu. 13 numarada Beysu Konya Spor'dan bir hızlı hücum. Topu çaldılar. Morgan Uzun oynadı. Umut Göçen'in asistinde Derek Okpidi. Bütün hıncını potadan çıkarttı. Yani ve Koşan Uzun ödüllendirilir. Evet. Ege'den önce rakip potaya gitti ve harika da bir smaç vurdu. 12 numarada OGM Orman, Spor'dan Sedat Ali Karagüllü Burada Sedat ha oh ya inanılmaz bir rejim ribandı yapıyor. Yükseldiği noktaya bakar mısın ya? ya Corin Zaten, Henry bu arada adamı. Evet, Corin Kurtuldu evet. ama basket oldu, maçı uzatmaya götürdü. 11 numarada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor'dan Cihan Amasyalı Brady Skins ikilisi. Burada tecrübe Cihan Amasyalı'dan nefis bir asist. Ya, üç kişiden süründükten sonra harika bir servis yapmış. Eren Beyaz'ın da perdesini geçmeyelim. Evet ve skins de çok güçlü bitirmiş. 10 numarada Akran Gümrük'ten Ege Demir'i takip sımacı. Harika bir takip sımacı. Burada da Ogbi'ydi geride kalmış. Ege takip ile pozisyonu tamamlamış. 9 numarada Sigortam.net'ten. Ya 20. müthiş, müthiş bir hücum izliyoruz gerçekten. Özgür Şahin, Ramazan Tekin, Mertan Mutlu, Gerrit Sim, Rakim bakıl. Bakılsın. Şu soktuğu tek şu ana sevindim biliyor musun? <laughs> ya sim en güzel süsleyen olmuş ama tek evet. paslarla geldiler. Sim'in bel arkası pası çok güzel bir hücumdu. 8 numarada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aspor'dan Oğuzhan Kızıl. Burada Yiğit Baran Sarıkaya yanlış görmüyorsam. Gerçekten nefis bir blok arkadan. Gerçekten çok başarılı. 7 numarada Akran Gemlik'ten Dernalay CG Demir ikilisi var. Burada çok iyi bir ikili oyun. Ve Ege de burada steps yapmadan çok iyi adımlamış. Aynen Harika öyle. Iş. Pas da çok güzel gelmiş ama Ege çok güçlü bitirmiş. 6 numarada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Caspor'dan Brady Skins. Burada önce topu çalıyor. Oğuzhan Kızıl'la bir hızlı hücum oynuyorlar. Oğuzhan da çok güzel verdi pası ve Skins de yine steps yapmadan çok güçlü bitirmiş. İki uzundan. Ya uzundan gerçekten uzana. harika bir fast break izledik burada ya. Müthiş bir smaç. 5 numarada Ogebor Aspor'dan Bruce Messi Junior. Colin <laughs> Henry'e bir blok yapıyor ki. Ooh. Sonrasındaki hırsını da görüyorsun Bruce Messi Junior'ın. Bir de 24 saniye yaptırıyor zaten. Bu da çok güzel blok ya. Bir de çok sert yapmış hem Bruce orada. Messi. Normalde sadece el gösterirsin bu bayağı blok ya. Yani. Aynen öyle. 4 numarada Mersin Büyükşehir Belediye Spor'dan Alp Karahan, Cemal Egin sikilisi var. Ooh. Higgins fake sonrası potaya gidiyor. Çok güçlü bitiriyor Alp'in asistinde. Oh, oh, Önce oh. Watkins'ten sıyrılıp önüne çıkana aşk olsun. Caner orada cesaret edemez ona. 3 numarada Akran Gemlik'ten Ege Demir. Matt Morgan'ın önce karşısında kalıyor. Sonrasında takip mesafesini verip inanılmaz bir blok yapıyor Ege Demir. 2 oh. numarada Fidel Spor'dan Erdem İlter, Marvin Jefferson ikilisi. Burada nefis bir ikili oyun. Erdem'in pasında Marvin Jefferson'dan poster smacı. <laughs> posterde kim var? Burada posterde Ege Yaşar var. Ona da geçmiş olsun dedi ama Marvin'den. Nefis bir çekiç poster savacı ya. Sever bunları zaten. Marvin Jefferson ve listede bir numarada. Jamal Higgins, Gökhan Yazıcıoğlu ikilisi Mersin'den. Evet. Higgins'in pası da Gökhan Yazıcıoğlu'dan. İki kişi mi var? Ya ikili poster adeta Higgins'in burada harika pası. Gökhan Yazıcıoğlu. Tolga Kağan birer ve Williams'ın üzerinden harika, harika bir sımaç. Gökhan Yazıcıoğlu onun da hırsı ekranlarda. Çok keyifli oynuyor ya. Ya listeye giren herkesi herkesi kutlayalım ama Cam Elegis, Gökhan Yazıcıoğlu, Ege Demir. Ya yani şu an bu haftaya damgasını Damn, vurdular. vurdular. Gerçekten çok keyifli anlardı. Kutlayalım. Haftanın panoramasına geçelim hemen. Görsellerimizi 13 numara ekran getirelim. Haftanın yerli oyuncusu kimdi derseniz bir kez daha Brady Skins. Geldiği günden bu yana lige damga vuruyor Skins. Bu haftada 42 verimlilik puanını nasıl yakaladı derseniz 24 sayı, 21 rebound, 3 asist, 1 top çalma, 1 blok dediğin üzere hem de 14'te 10 sahiçi hesabı ile 271 evet, sayı hesabı 42 verimlilik puanı Redskins'e. Zaten Redskins geldiğinden beri verimlilik açısından ee, yüksek yüzdeli oynadığı için Evet. Comanche'nin e, ardından da şu an ikinci sırada verimlilik puanında. Ama Maryland'la Comanche'nin arasına biri girdi yani. Tabii ki rebound krallığına da yükseldi bu arada. Kaldımreck Junior'ı geçti. Şu an ligin rebound kralı Redskins. Ve geldiği günden bu yana Kocaeli ekibi 14 maçta 9 galibiyet aldı. Harika iş. Çok iyi performans. 14 ile devam edelim. Haftanın yerli oyuncusu. Yani bu 23. haftayı değerlendiriyoruz tabii ki. Geçen haftaki maçları es geçemezdik yani. 23. haftanın maçları. Engin Kalkan haftanın yerli oyuncusu. 18 sayı 8 rebound 5 asist. 26 verimlilik puanıyla nefis bir maç çıkarmıştı. Pot altındaki etkili oyunuyla takımına galibiyeti getiren isimlerden. Borno karşısında 23. hafta maçına Fethiye'nin galibi, galibiyetinde büyük pay oynamıştı Engin. 15 ile devam edelim. Haftanın yazık olan performansı Jamal Higgins. Ya Gökhan Yazıcıoğlu da olabilirdi. Başka Tobin Carver'in geçen haftaki performansı da olabilirdi ama Higgins kusursuza yakın bir oyun oynadı. 30 verimlilik puan yakaladı ama galibiyet için yetmedi. Yani %100 sağ isabeti. %100 serbest satış. Her şey iyi. Yani kazanamayınca Bir top kaybı da çalınan hücum faal. Bitime 3.5 dakika hmm. kalan hücum faal tek top kaybı maçtaki. Yani maçtaki tek olumsuz hareketi o da olumsuz mu? Bilemiyoruz. Bilemiyoruz. 16 ile devam edelim. Haftanın yerli takımı. Beysu Konya Spor'dan Tayfun Erülkü, Kocaeli'nden İbrahim Yıldırım, HDS Sigorta Antalya Güneşi'nden Kemal Canaklı'na, Manisa'dan Mustafa Baki Görür ve Fethiye'den Engin Kalkan. Ya yani bu liseye kimsenin itiraz olacağını sanmıyorum. Aynen öyle. İbrahim 18 sayı, Kemancan 14 sayı çok kritik Kemal Can katkı. Kemancan 6'da 4 üçlük sanıyorum. Aynen öyle ve kritik anlar dedik zaten. mama karşı galibiyete getirdi yani. Mustafa Bak görür, yüksek formunu sürdürüyor. Şu an ligin ikinci sırasına damga vuruyor açıkçası. Sakatlıktan sonraki 1-2 hafta bir sendeledi yine ondan sonra Hı -hı. dediğin gibi uçuş modu açıldı yani. Tayfun'da rahat geçen maçta takımının en ön plana çıkan oyuncusuydu. Hemen 17 ile devam edelim. Haftanın yabancı beşi. Manisa'dan Diante Watkins, Sigortamnet'ten Garrett Sim Fethiye'den Raquan Mitchell, Kocaeli'den Brad Skins ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor'dan Carlton Break Jr. Da haftanın yabancı takımıydı. Tabii Break Jr. Raquan Mitchell geçen hafta yani 23. hafta maçları ama geçen hafta oynanan maçlardı. Domine etmişlerdi. Skins MVP Watkins bir kez daha double double. Müthiş bir performans. Sim ya yani az süre dahası aldığı az sürede yine istatistiklerini ortalamalarını sürdürdü aslında. Değil mi Korumuş yani? oldu aynı zamanda. Korumuş oldu. Düşürmedi bu maçla beraber. 18'e devam edelim. Haftanın mansiyon 5'i Balıkesir'den Kalil Dux, Antalya'dan Casey Hill, Samsun Spor'dan C.J. Frazier, Sigorta Amnet'ten Berkay Bayar ve Manisa'dan Andre Williamson. İyi liste Berkay'ın da buraya girmesi Aynen öyle. Yani önemli. rahat geçen bir maç ama gerçekten iyi bir performans sergiledi bahsettiğin üzere 99'lu Berkay. Frazier takımın en skoreriydi. Samsun'da kimse çok ön plana çıkmadı skor açısından ama Frazier e en skorerdi. Casey Hill bahsettik zaten. Yüksek formunu sürdürüyor. Oynadı oynattı. Kalil Düks double double'la bir kez daha haftayı tamamlamıştı diyelim. Hı. Gelecek haftanın programını ekrana getirelim ve programımızı kapatalım. Ve söylemeden de hemen 8'de 7 tahminiyle basketbol aşkımızı ve seni tebrik edelim. 8'de 7 hafta olarak bakınca basketbol aşkımızı kutlamış olalım. Sen bu hafta sonu oynananlarda 6'da 6 ama toplamda 8'de 7. Tamam kardeşim bir şey, bir şey mi dedik ya? Diyeceksin gibi geldi. <laughs> Hayır Neyse evet. 8'liydi abi. 8 abi. Çok Allah da Evet, Gelecek haftanın programı. Cuma günü Mersin Büyükşehir Belediyespor Spor final sporu konuk edecek. TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak maçta. Ee, ben Mersin'in kazanacağını düşünüyorum Emre. Evinin o taraftarın avantajıyla beraber. Ben de Mersin diyorum bu karşılaşmada. Yani çünkü Mersin'in şu an bunu kazanması lazım. Playoff yapmak istiyorsa artık. Final spor gelecek. Bu haftadan sonra Bornova ile oynuyorlardı galiba o kendi sahalarında. O maçı hedeflemeleri lazım. Hani demiştik ya bu 3 maçtan en az bir galibiyet lazımdı. Samsun, Mersin, Bornova üçlüsünden. Bornova'yı göze kestirmek lazım. Bu maç biraz zor gözüküyor. Mersin çok formda ya. <laughs> Cumartesi Kocaeli Mamak. Bahsettiğimiz gibi Darıca Spor Salonu'nda oynanacak bu mücadele. Ben ee, Kocaeli diyerek başlayayım. Çünkü öbür türlü sen ne desen Mamak maçında ben onu tercih edeceğim. Değil mi? Evet. En azından... Çünkü sen Mamak konusunda abi ne yaptın? Mamak mı çalıyor? Mamak mı izliyorsun? Bu ara abi? formdayız. Evet. Yani... <laughs> tahminler konusunda en azından Mamak karşı. Ya yani kendisi aslında tabii ki çok formda. Mamak da Comanche dönecek mi? Aynı soru. Dönerse nasıl dönecek? Ya Mamak'ın şöyle bir acelesi yok. Ya biz bu maçı kaybetmememiz lazım. Comanche gelsin. Yok şu an. Çünkü playoff garanti. Yani muhtemelen sağ avantajını alamayacaklar. Alamazlar da. Evet. Ya, gerçi ormanspor tamam, an... Orman Spor hala 5. sıra açık. Playoff'ta sağ avantajı 5. sıra. Tamam kaç galibiyet var? 3 galibiyet yok mu? Orman Spor'la bir galibiyet var. Hmm hala orası açık. Tamam. Özür dilerim ben o orayı kaçırmışım. Bak. 2 3 4 5 sağ avantajı Aa. 6 7 8 9 şey yapıyor. Ya bu arada Kocaeli Mamak arasında 2 galibiyet fark var. Ligin ilk yarısında oynanan maç ne oldu? İlk maçı Mamak 7 sayıyla kazandı. Kocaeli bu maçı 8 sayıyla kazanırsa fark 1 son 6 maç. Çok Şu formda an... bir Kocaeli. Ben de Kocaeli diyeceğim ya. Güzel oldu. Şu an senin de aynı şekilde muhtemelen o zaman kocayı kazanacaktır ama. <laughs> Bilmiyorum. O zaman evet sıradaki maçımız 15-45. Samsun Spor hediye sigorta Antalya Güneş'i. Samsun'un hata yapmaması lazım. Yani Antalya yani Güneş'i Antalya bir kazanabilir ama. çünkü ee, dış şutunda gününü tuttuğunda çok tehlikeli takım oluyorlar. Evet. Samsun'da ama yani finale Samsun. karşı bile son anda ortak ettiler rakibi adeta. Ben de Samsun diyeceğim ama ya. Yani Samsun kendi sahasında hep söylerim favori yani. Favori. Cumartesinin son maçında OGM Orman Spor Balıkesir Büyükşehir belediye Spor. Ee, benim görüşüm bunu Balıkesir'in kazanacağı yönünde. En de gide acaba dönecek Oynayabilecek mi? mi? Oynayabilecek mi? All Çünkü spor, hani Balıkesir. kötü düştü. Yani böyle sert bir düşüş bir değildi. Daha, yani uzatmaya giden maçta hiç girmedi. Esasında bu. kötü düşmeyip sakatlanması problem. Evet. Hani temas olmadan sakatlanması problem. Ben ee, Balıkesir diyorum. Ya ben de Balıkesir diyecektim. Hep aynı olmasın. Olsun Olmaz ya spor. hep aynı olsun abi. Biz Olmaz. ayrılmaya başladığımızdan beri birimiz uçuruma gidiyor birimiz zirveye çıkıyor. Olsun ya e, orman tamam. spor diyeyim ben hadi bu karşılaşmaya. Pazarın programı Akisar Fethiye. Abi ben Akisar diyorum. Ya bu arada Fethiye Belediye Spor'da, bu haftayı tabii Bu hafta sonu boş geçtiler biliyorsun hani. Dört evet takım yani, oynamadılar. Geçtiğimiz hafta oynamışlardı. Ya öğrendiğimiz kadarıyla Antino Jackson ülkesine dönmüş. Bir izin maksatlı. Yani dönüş, Wilden dönüşleri gibi mi olacak? Hani Will da Fethiye'de oynadığı dönemde gidip gidip geri geliyordu. Fethiye'de oyuncu olmak güzel abi. Hani dönecek <laughs> mi? Ne zaman dönecek bilmiyorum. Antonio Jackson bu karşılaşmada oynayacak evet. mı bilmiyorum. Ya ben şunu söyleyeyim. Aksar küme düştü. Hiçbir baskısı yok. Muhtemelen kazanamayabilir. Hatta Fethiye %70 şu an favori. Hani %40'a %60 da. Ama Aksar da bir maç kazanacaksa. Abi, kazanacaksa yani hocam <laughs> şu. Baba biz küme düştük. Eyvallah. Bütün sorumluluk oyuncular bizde, staff bizde, başkan bizde. Kim ne derse desin. Ama abi rica ediyorum. Galibiyetsiz bitmesin bu lig ya. Hani ben Akisar'ı yok 30'da 0'la küme düştü diye hatırlamak istemiyorum ya. Yani. Gelecek sene gelecekler. Sen hep söylüyordun rakibini seçecek mi? Yanında gideceği takım. Abi şu an abi Akisar şu an ne biliyor musun? Baba ben gittim. Bu saatten sonra kimi götürürüm onu seçerim. Bu saatten sonra Kral Akisar. Bak ben Tabii. sana söyleyeyim. Açıkçası bu maçta söylüyor. kendilerini göstereceklerdir zaten. Hani çünkü en azından puan durumuna bakacaklar. Biz bu maçı kazanabiliriz diyecekler. Ben Akisar diyorum abi. Akisar denemek istiyorum. Sen lütfen deme de ben tek diyeyim. Fet Fethiye diyeyim tamam. Yani. İnan deme sen Akisar'a denerdim abi. biliyor musun yani bu hafta? Sen kazana ben Akisar diyeceğim abi. Belki Akisar kazanana kadar Akisar diyebilirim yani. <laughs> Öyle söyleyeyim. <laughs> 15 45te Ankara Kolejler Beysu Konya Spor. Ted en son çok formdaydı. Bu haftayı tabii maç yapmadan geçti onlarda. Beysu Konya Spor deplasmanda hata yapmaması lazım. Joel James. Ya Ted en son gerçekten tıkır tıkır işliyordu. Balıkesir karşısında <laughs> kötü bir muhalifiyet aldılar tabii ama ben Konya Spor diyeceğim ya. Yani çok favorilere gittim ben de belki ama Beşiktaş <laughs> Konya Spor. Zaten şu an muhtemelen bu hafta hani ikimiz arasında bir yarışma yaparsak Akisar şeyle şu an kazanmış oldun. Ben de Tenan Kara Kolejler diyeyim. Hepten kazan. <laughs> yani şey bir maç değil hani Konya Spor'a da güvenemiyorum ya açıkçası. Konya Spor'a da çok güvenemiyorum. Henüz daha pazar günü bir çekişim olsun. 17.30'da Akran Gemlik Sigortam Net maçı. Ben Sigortam Net diyerek başlayayım sen de devam et. Ya Sigortam Net deplasmanda favori tabii ki. Ben de sigortam net diyeyim mi? Fark etmez ayrıl bu pazar maçlarında kafayı yiyelim. Bu arada bu abi. karşılaşmaya da inşallah gideriz, gidebiliriz diyelim bir planlıyoruz bakalım. Yani, yerinde. Yani günü saati uygun. Günü mi? saati çok güzel şartlar oluşursa inşallah bu maçı da yerinde izlemeyi istiyoruz bakalım. Evet. Gemlik atmosferi keyifli oluyor. Çok yani. keyifli Çok oluyor. keyifli Gerçekten oluyor. çok keyifli Ve oluyor. Hele ki o Mamak maçında gittik falan acayip iyiydi yani. Hadi ben gemlik diyeyim ya. Sen, sen gemlik'te maça da gidersek güzel ya, olur. Pazar günü de yani 3'te 3 ayrılmıştı. <laughs> i̇zlerken birbirimizi çekiştiririz artık. Ve yani. haftanın son maçı da T -T Spor Yıldızdan yayınlanacak maçta Bornova Kent sahasında Manisa'yı konuk edecek. Ya Manisa inşallah e, e, yani. o yeni yabancı tercihini değerlendirir ama. Pagancom. Aslında... <laughs> İsmi de biraz Jack var. abi. Bizada da Jack. Comeback Jack. Bilmiyorum ya. Manisa. Manisa. <laughs> Manisa. Manisa yani Bornova Kent sahasında Nasıl bir oyun oynayacak? Hocam kendi sahasında Bono muhteşem bir düşüşü var. Evet. Ligin ikinci yarısının puan durumuna baktık zaten. Şu an sondan dördüncü sırada ikinci yarının puan durumunda. Ligin ilk yarısında 5 mağlubiyet alan takım, ikinci yarıda 8 maçta 5 mağlubiyet aldı. Manisa favori. Manisa favori. Manisa. O zaman maçlarımızı tamamladık. Bu hafta böyle bir yayın oldu. Diğer bir maç programımızın başını başka bir partta galiba bulabilecekler. muhtemelen birleştireceğiz. Bakalım ama Bakalım. inşallah gelecek hafta yine bütün maçları konuştuğumuz sorunsuz bir yayından karşınızda olmak dileğiyle. Diyoruz diye. şunu söyleyeceğim Emre. Bu hafta tekrar teşekkür edelim. Mamak e, Belediye'den böyle güzel tişörtler geldi. Ve form atkı. Tabii. Onları da söylemiş olayım. E, ya ben evdeyken ne giysem? Ondan sonra ya Antalya'ya giysem? İşte bu takım kaybetti ona mı ayıp olur? Ya final giysem ona mı ayıp olur? Düşünmekten sıkıldım. Haftaya kafama göre bir şey giyeceğim. Kim ne kazandı çok umurumda değil onu söyleyeyim. karar veremiyorum açıkçası yani. Nasıl bir karar vereceğiz onu da bilmiyorum. Onu söylemiş olayım yani. Eğer olur da böyle bir sürpriz gelmezse, bir hediye gelmezse her an her şey giyebiliriz. Tamam. Diyorum kapatıyorum. Kapatalım sandım. sendeyiz. Evet Mistikom Türkiye Basketbol Ligi'nin en kapsamlı konuşulduğu program. Fatı altında ben Muhammed Canbaz. Ben Emre Yılmaz. Herkese iyi akşamlar efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. AHHHHH <laughs>